BTC Türk Uykusuzlar Kulübü'nü sunar. Hanımlar beyler, Uykusuzlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Bu gece hem medya hem sinema hem de tiyatro işleriyle müthiş konuklarım var. Üstelik sayıca çok fazlayız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Tabii en yaşlı olarak Muzo'dan başlamak istiyorum. Muzo'yla güne başlarken iki uzun boylu kadının yanında sandalyemi indirecektim. Mahsustan indirmedim ki yer cücesi gibi. Ama yaşlanmadın. Yaş almadın. Değişmiş miyim? Bir şey, doğrusu. Hayır, değişmemişsin. Biraz gözlerin... Bunları aldıracağım. Hakikaten mi? Vallahi aldıracağım. Nereye? Baksana, Abant Gölü'nün kıyısındaki kurbağalar gibi çıkmaya başladı. Yok, aldıracağım. Onları aldıracağım. Onları o da bir yaşanmışlık değil mi? Evet. Ama onlar yazık olmaz mı? Onlar alınca çöpe mi atılacak? Nereye gidecek? onu estetik cerrah olmak lazım. Hanımlar bilir onu. Ne, herhalde yağ dokusuymuş bu. Yağ dokusu, onları kalçalarına ekletebilirsin. Yani değil mi? Kalçadan ziyan olmasın. Nereden alıp nereye? Siz biliyorsunuzdur. Nereden alıp şeye ekliyorlar? Bir yerden alıyorlar da koymuyorlar mı? Yani mesela yüze o bir yerden alıyorlar, koyuyorlar. Ne bileyim, o yüze hiçbir yerden koymaz. Hayır, ben şuraları falan şey yapmış. Kaslardan falan mı alıyorlar? Hayır, dudaklar için falan kendi vücudundan alıyorlar, koyuyorlar. Kalçadan sen tersini alıyorlar. Yapabilirsin, hayır, anlamında söyledim. Kalçalara ekletebilirsin. Yok, o kadar küçük kalçam yok ki yeter. Bana idare ediyor yok, kalçaları. Ama, bu yaştan sonra kalçamı... Bunca yıl sonra fazla bir şey değişmemiş aslında. Yok, evet. Eskiden de keldin. Evet. Kel mi doğdun? Ben seni saçlı hatırlamıyorum. Sen de hatırlamazsın, ben kendimi saçlı hatırlamıyorum yani. Bildiğim bileli kelim yani. Ne üzülürdüm yani. Bir zamanlar şeyler çıkmıştım. Böyle kafalara döküyorsun, friksiyon yapıyorsun falan. Evet. Anneme demiştim ki bunlardan alalım. O zamanlar da bayağı pahalı eczanelerde aldık. Yattım baldırına. Damlatıyor. Yakar demişti eczacı. Yakıyor mu diyor oğlum diyor. Annem yakmıyor. Yakıyor mu ya? O gün anladım ki ben hiçbir şey olmayacak. Yakmıyor. O gün bugündür böyle. Ama bazı insanlara kellik yakışıyor bak. Yakışıyor. Mesela bana yakışıyor. Evet. Bazı kafa insanların kafası da böyle teneke olacak. Trampet gibi, böyle evet. Peynir tenekesi gibi, onlara yakışıyor. Evet. Peynir tenekesi gibi ilk defa buluyorum. Yani benim için çok istiyor acaba. Kim bilir ne zordur o insanlar için. Yani. Peki, bir zaman medyanın en korkulan, en sakıncalı ve en sevilen insanlarından biriydi. Ne oldu? Ne değişti? Şimdi programdan önce de biraz bahsettik aslında. Bütün dünyada bir politik doğruculuk sordum, evet. Başladı. Bütün dünyada. Evet. Yani ülkemizde de şartlar tabii çok farklı eskisine oranla. Ama o zamanlar sen gece 11'de mi başlıyordun? Kaçta? 12. 12. İşte sen akşam saatlerinde giriyordun. Ben ondan akşam. Sonra beyaz evet. giriyordu. Beyazdan evet. sonra ben giriyordum. Evet. 12-2. O saatlerde peki tabii o zamanlar hep şiir okurdu radyolarda insanlar. Evet. Şiir okurdu. Benim dilim o zaman da sevim. Gerçi hala öyle yani. Evet. Hala öyle ama öyle bir şey var ki son 20 yıldır İnsanda doğal olarak şey gelişiyor. Bir mekanizma gelişiyor. Evet. Yani artık şunları söyleyebilirsin, bunları söyleyemezsin. O yıllarda mesela hiç söyleyemezsin dediğim bir şey yoktu. Ki hala bana göre ben o yıllarda çok yani Kabe'den gelen zemzem gibi bir adamdım. Hakikaten evet. Yani öyle işte. Hala öyle hissediyorum. Ya, bilmiyorum, bana öyle geliyor. Ama şimdi baktığımda biraz önce söyledim ya, televizyon evet. programları açıyorsun. Yani sabah geçenlerde Covid oldum. Mecbur evde kalınca Müge Anlı'yı seyrettim. Müge Anlı. Yani baya fantezi duygusu gelişmiş. Ama orada Müge yerleri... Anlı tabii kendisi anlatmıyor onları. Müge Anlı, insanlar ona Müge Anlı'yı anlatıyor. Tabii. Sen bütün bunları bize sen anlatıyorsun. Ben anlatınca suçlu mu oluyorum? Ahlaksızlığı ben yapmıyorum, ahlaksızlığı anlatınca ben suçlu oluyorum. Evet. Ama senin nasıl bir fantastik dünyan vardı ve herkes geceler boyunca senin... Şimdi sabah ne oldu? Senin ama o eskiden kalan hayranların da sabahları devam ediyordu. Ne oldu biliyor musun? Onlar büyüdüler ve artık beyaz yakalı oldular. O yıllarda. Biraz önce de konuştuk ya filmle ilgili. 80'li yıllardan beri bu insanlar büyüdüler. Artık bir iş güç sahibi oldular. Çoluk çocuğa karıştılar. Ve aslında beni değil belki de o yılları özlüyorlar. Yani beni ilk dinlediği yılları, işte büyüdüğü yılları, onları özlüyor. Şimdi tabii bu radyoda böyle yapmıyorum sonuçta. Burada bir de sabah programı kaçta? 7'de mi başlıyor? 7'de başlıyor. 5'te falan kalkıyorum. Ben CRI Türk'teyim. CRI Türk. Evet. Hangi frekansta bu? 89.4 İstanbul'da ama Türkiye'de 61 yerde yayında zaten. Ha. Evet. Yani TRT FM'den sonra en geniş yayın ağı olan bir radyo. Çin, Uluslararası Çin Radyosu.
O da acayip. Evet. Yani bu aslında buraya gelmeden önce. Bir frekansını. 89.4 İstanbul'da. Dedim ki ya ben artık Türkiye'de çalışırsam yabancı radyolarda çalışacağım. Türk radyolarında çalışmayacağım. Türk patronlarla çalışmayacağım dedim. Senin hakikaten Çinli bir patronun var evet, mı? Evet tabii. Yani benim CV'm Çin'e gitti. Düşünün. Peki nasıl kabul ettiler seni o CV'yle? Yani onlar çok ya aşırı hürmet ediyorlar ve son derece saygılı insanlar Okan. Ben hakikaten Asyalıları mesela toplantı yapıyoruz her sabah. Bir de bu radyonun genel müdürü oldum. Şimdi. Sen radyonun genel müdürü. Evet. Zamanında. O yüzden şimdi her sabah toplantısını yapıyoruz. Ben tabii bu kadar rahat konuştuğum için bir işimiz hiç susmuyorum doğal olarak. Adamcağız karşıda sürekli dinliyor. Müthiş Türkçe biliyorlar bu arada. Bir saat konuşayım, bir saat aralıksız sizi dinliyorlar. O kadar hürmet. Evet. Yani hatta adam gitti falan zannediyorum. Soruyorum, dinliyorum sizi Muzaffer Bey diyor. Bir saat sonra devreye giriyor. O kadar saygılı. Evet. Yani, ama öyle bir gelenek var yani. İnanılmaz. Geçen mesela Büyükelçiliğin daveti vardı. Büyükelçiliğin daveti. Onlar bu sene tavşan yılına girdiler. Evet. Artık dolayısıyla bakacaktım senin yılına. Sen acaba sen nesin ki? Ben mesela horozum. Ben dragonum. Ha baktın mı? Oo, onlar için müthiş. Öyle mi? Yapma ya. Radyoda bir iş olur mu? Ejder, gel başımızın tacı. Evet. Ejder onlar da müthiş. Bu sene mesela tavşan yılı yıllara göre onlar hesap ediyorlar. Hı. Hangi yılda doğduysanız. Üretkenlik. Yani, bol bereketli olan bir yıl onlarda. Doğal olarak şimdi Türk medyasını çok merak etmişler. Hı. Çinliler. Dolayısıyla neler yapılabilir? Türkiye'de neler yapılabilir? Hiç. Doğruya doğru hiç karışılmıyor. Yani hiçbir şeyimize, yayında söylediğimize karışılmıyor. Çok rahat yapıyorum sabah yayınını. Zaten sabah yayının formatı da farklı. Sonuçta insanlar ya o biraz önce dediğim gibi 2 saat mi 3 saat mi yayın? 2 saat. 2 saat. 2 saat yapıyorum. Sabah ondan sonra zaten bütün gün radyodayım işte idari olarak. Peki hayat ritminde nasıl bir değişiklik oldu? Yani gece yayınlarına alışık bir insan şimdi erken yatıyorsun. Evet çok tavuk gibi ya. 9.30-10'da uykum geliyor. Hatta bugün böyle dedim ki evden gelirken inşallah uykum gelmez gece. Çünkü hakikaten çok etkileniyor. Çok 5'te kalkıyorum. 7'de yayına giriyorum. 9'da bitiyor. Ondan sonra 5-7 arası hazırlık mı yapıyorsun? Evet yani sesimi biraz şey yapıyorum. Haberlere bakıyorum bir de haber veriyoruz. Çünkü haber veriyorsunuz. Tabii ki bir içeriği olmasa 2 saat konuşuyoruz. Evet. Yok şeyler var mı? Bağlantılar falan var mı? Yok şimdi yapmıyorum hiç bağlantı. Yani pandemi döneminden beri zaten çok zorlanmıştık bağlantı yaparken. Ama önümüzdeki dönemde yapmaya başlayacağız yani. Çünkü bu bir medya grubu hazırlığında. Yani yakında bir televizyon açacak. Dolayısıyla oradaki televizyon yayınlarında falan yapacağız. Konuklarımızı alacağız. Ama tabii Türkiye'nin durumu hepimiz biliyoruz. Peki biraz sen Çin'le ilgili bu davetlere, resepsiyonlara da katılıyorsun. Evet, evet katılıyorum. Ne acayip bir deneyim. Müthiş ya. Güzel bir şey. Yani. O kadar güzel yemek yiyorum ki sana anlatamam. Müthiş, tam ben. Zaten Çin mutfağını çok severdim. Yani hiçbir davetini kaçırmıyorum. Büyükelçi davet ediyor gidiyorum. Konsolos davet ediyor gidiyorum. Ama o idari olduğumuz için yani idari bir görevimiz olduğu için. Evet. Bugün çok güzel konuklarımız çok, var. Çok çok mutlu oldum ben senin böyle mutlu ve ya aynı başarı devam ediyor ve evet. Bu mutlulukla devam ediyor. Çok teşekkürler. Şimdi Sine Muslu, Fatma Toptaş, Gülçin Hatağan ve Ayhan Bozkurt bize Zorla Güzellik Olmaz oyunuyla katılıyorlar. Ve şimdi tekrar oyun ne zaman? Yarın değil ertesi gün mü? Perşembe günü. Evet Perşembe günü Beşiktaş Ocak'ta. Kültür Merkezi'nde 6 oyun oynadınız şu ana kadar. Evet 7. oyunumuzu oynayacağız. Peki. Şimdi sizle ilgili bizim neyimiz var aslında onu bir görmek isteriz burada. Zorla Güzellik Olmaz oyunundan. Şimdi Neslihan Yelden oynuyor. Sine Muslu, Fatma Toptaş, Gümeç Alpay, Gülçin Hatıran, Kayra Sır, Melisa Bostancıoğlu, Ayhan Bozkurt bir de Aytek Önal. Aytek Önal. Evet, iki adam var. İki adam var. Aytek bir kukla gösterisi var aslında. Onu da söyleyeyim. Oyunumuzda. İmgesel bir şey aslında bu, simgesel. Onu yapıyor ve son tabloda beraber oynuyoruz. Aslında ben 7 idik değil mi? Tek erkeğim demek istiyorum. Tek erkek. Tek erkek. Yani evet. 8 tane kadın olduğunu iddia ediyor her seferinde. Ama 7 kadınız. Bir 8. kadını bulamadım. Nerede o 7 kadın? 7 kadın arasında oynuyorum. Ve... Gözü mü az görüyor artık acaba? Peki bu nasıl bir kulisiniz var? Çok merak ediyorum bu kadar kadınla. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Şöyle... Şimdi hep dışarıda kalırsın ya hani hep öyle derler. Ya ben işte çok geliyorum
İşte oyun evet. zamanı, işte kostüm hazırlıklarımı yapıyorum ve gidiyorum. Hayır öyle değil. Ben gayet böyle biliyorlar onlar masada. Pasta gelmiş, börek gelmiş, çörek gelmiş. Onlarla oturuyoruz. Tatlımızı yiyelim, ne yaptık? Bir şey geçelim mi? İtalyan geçelim mi? Konuşalım mı? Oyunla ilgili şöyle bir şey vardı filan. O kadar rahatız ki. O kadar rahat. Ben çok rahatım. Evet, kendimi çok eğlenceli. Erkek hakları yani, var. Hani kendimi... Biz de eğlenceli işte yani. Değil mi? Kendimi dışlanmış hissetmiyorum yani. Dans ediyoruz. Dans çok, ediyoruz dans, evet. oyun öncesi. Peki. Şimdi burada benim tekrar görmekten çok mutlu olduğum Gülçin tabii. Gülçin çünkü çok acayip bir kariyer yaptı. Bugüne kadar neler neler var kariyerinde onlardan bahsedeceğiz. Sen bize biraz anlatır mısın oyunu ve bu oyunun içinde olmak nasıl? Ben son dakika dahil oldum bu gruba. Yani son 3 haftasında geldim. Daha önce ben işte bir yaz dizisindeydim. Kadro kurulurken başka şehirde olduğum için dahil olamamıştım. Sonunda işte bir oyuncu değişikliğiyle beni de çağırdılar. Çok eğlenceli bir tekst. Bir de ben 18 sene sonra ilk defa oynuyorum. O arada hep yönettim. Evet, sahnenin evet. üstüne çıkmak çok acayip bir tecrübe. Bir de tabii teknik olarak da işte bu gördüğünüz, seyrettiğiniz tanıtımları da ben çektim. Benim artık öyle bir yönetmenlik tarafım başladı. Kamerayla çok içi dışlıyım yani bu dönemlerde. Evet, bir de senin 99 New York, sonra 10 yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıyorsun. Orada bu da acayip ya, Broadway'deki ilk Türk müzikalinin yönetmenliği. Evet. Evet, yani bunları aslında yani ben bilmediğime göre hani benim cahilliğime mi verelim bilmiyorum ama bu tabii ki çok da duyulmadı mı burada ya da duyuldu ben mi cahilim? Duyuldu estağfurullah. Şey çok sevdiğim birinin bir sözü var, geçmişim açıklanmaya muhtaç başarılarla dolu diye. oynandı sadece. Hani öyle çok senelerce oynanmadı. Amerika'da, New York'ta özellikle böyle bir şey yapmak çok maliyetli. Ve üstelik işte o New York bölgesinde 300 bin tane Türk varken aynı oyunu 2 gece 3 gece sahneleyemiyorsunuz. Özellikle Broadway'se. Off Broadway'de en uzun sahneleyebildiğim oyun 3 ay oynadı. Niye Off Broadway diyorsun? Off Broadway'den başka bir de Off Broadway'den evet, var. 100 kişiye kadar olan salonlar Off Broadway. 100 kişiyle 300 kişi arası olanlar Off Broadway. 300 ve üzeri Broadway. Ulan Amerikalılar ne acayip terimler gelişiyorlar. Her şeye terim gelişiyorlar ve yani bunların IQ'su da yüksek değil Amerikalıların. Yani çok ortalama bir IQ'ları var ülke geneline baktığımızda, dünya sıralamalarında filan. Onun için böyle kolay demek ki yani 100 kişiye kadar off Broadway, sonra off Broadway, ondan sonra off'u kaldırıyoruz. Öf yani. Biz 3200 kişilik salonda oynadık. Şimdi... o ne oluyor? O ne be? Çok acayip. 3600 kişi vardı ya. Hani şey bayağı sandalye, Türk usulü sandalyeler koyup merdivenlere. Mikrofon var mıydı? Çok merak ediyorum. Vardı. Korkunç bir yerim ya. Peki Gülçin, şimdi tabii ki seyircimiz çok fazla dijital platform, konvansiyonel kanallar artı işte dizi manyaklığı içerisinde falan kimseyi hatırlamıyor. Yani kimse ne seyrettiğini farkında olmadığı için seninle ilgili birkaç ipucu vereceğim. Bir kere Kaygısızlar dizisi. Evet. Yani değil mi? Şimdi eskileri hatırlıyorlar. Yani herkes de aslında bir demans. Evet. Yani yumuşak bir demans var. Hem gençlerde hem daha orta yaş olanlarda. Yani eskiyi hatırlıyorlar. Hani bu 80'lerin, 90'ların, 2000'lerin başlarını sevilmesi de bu yüzden aslında. Onu hatırlıyor. Yakını hatırlamıyor. Mutlu hep de şey böyle başlıyor ya, demans böyle evet, başlıyor ya. Sabah ne yediğini unutmuş evet. ama mesela 50 sene önce hatırlıyor evet. filan. Şimdi Kaygısızlar, Çılgın Bediş, Çocuklar Duymasın. Yanlış gidersem söyle, Küçük Kadınlar. Onlar ama Amerika'dan döndükten sonra. Onlar yeni. Ondan sonra işte bunlar yeni. Suskunlar, Poyraz Karayel, Çukur, İstanbullu Gelin, Hercai, Mahkum, Gül Masalı. Ama özellikle bu Kaygısızlar, Çılgın Bediş ve sonra Çocuklar Duymasın hakları. Ama özellikle Çılgın şey tabii Bediş. Ki Kaygısızlar evet. ve Çılgın Bediş değil onun mi? Onun öncesi de var. Fıstıki, Muski var, Gecelemece var. Evet onlar var. Da var tabii ki. Canlı yayın sunuculukları var. Ya değil mi? Ne acayip dönemde. Evet. Onlar da 90'ların ortası zaten. Tabii 93, 94, 95. Evet, o çok sene. Acayip ama hiç yaşını göstermiyorsun maşallah. Teşekkür ederim. Böyle ne yaptın, o şey mi yaptırdın kalçandan alıp? göbeğimde var. Anneme çekmişim ya. Annem yani genetik durum var herhalde ortada. Bir de çoğu Amerika'daki çok uzun seneler hiç makyaj yapmadım. Belki onun da bir faydası vardır hani. Öyle midir acaba? Bilmem. Yani muhakkak yıpratıyor her gün makyajı. Yani orada ihtiyaç.
duymadım. İhtiyaç duymadım. Hep yönetmenlikte yaptığım için hani öyle buradayken çok yoğun işte hani setlerde. Oradaki falan. Entelektüeller galiba değil mi? O sadelik, duruluk filan peşin. Yok yok, hayır, tamamen üşendiğim için yani. Ha, yoksa dedim öyle bir hava mı var yok, yani? Yok yok, Türkiye'de de ben öyle ama burada şimdi makyaj yaptılar. İşte kızlar da biliyor. Gayet bakımsızlıktan 10 sene yerim yani. Peki, oyundan söz edeceğiz. Şimdi buradaki yanımda iki kız var. Evet, bu kızlar şimdi önce bu kız Naz Çağla Irmak. Evet. Bu kız bir kere cuma günü vizyona girecek değil mi? Vizyona evet. girecek dediğimiz sinemalarda. Aynen. Demir Kadın Nesli Can. Bu çok müthiş bir öykü. Ve bence sen orada Nesli Can'ı canlandırıyorsun değil mi? Evet. Ne acayip. Ve yanında da annen oturuyor. Ve ikiniz beraber Romeo Juliet oyunundasınız. Evet, ben Juliet. Evet. Ve 1 ve 2 Şubat'ta Das Das'ta oyununuz. Biraz bahset. Oyundan bahsedeyim. Oyundan sonra da diğer. Benim için acayip bir deneyim annemle anne kız oynamak. Sahnede ona anne diye seslenmek. Yani çok kıymetli, özel. Nasıldı, zor muydu benimle çalışmak? Çok keyifliydi. Bunlar bak kendi talk show'larını da yapıyorlar. Yani bana ihtiyaç yok. Dönüyor diyor ki nasıl zor bir aralarında tamam başlıyorlar. İlk defa mı? Evet, ilk defa. Sahnede. Sahne üzerinde ilk defa. Gerçekten çok şanslısın bu arada. Kesinlikle ya. Oyuncu koçumla yaşıyorum gibi. İlk bir haftanın sonunda alışmıştık. Öyle tabii çok sahnesi olduğu için benimle olan sahneleri nasıl olsa evde çalışırız gibi bir kafa vardı. Ama evde ben böyle işte ev haliyle falan Lady Capulet olmaya çalışınca yapma yapma olmuyor. Ya ayağında panduf, üstünde böyle pofuduk şey sabahlık. Çağla gelsene şu sahneye çalışalım. Şimdi görüyoruz burada, evet. çok güzel. Bu Vadislav şeyi de çok güzel durmuş ya. Evet. Yani sürekli var mı bu gerek neon gerek şey olarak bu dekor? Evet evet, bizim çok, oyunumuz biraz modernize olmuş. Çok iyi fikir, böyle. Çok çok iyi fikir. Evet. Çok iyi fikir. Nefis. Nefis. Biraz genç seyirciye cazip olacak şekilde evet. sahnelendi. Yani gerçekten dokunmadan. O konuda başarılı oldu. Peki. Yine Mert Fırat çalışmış. Bu Mert Fırat'ı ben doktora götüreceğim. Bunun bir problemi var. Bu kadar çalışmamalı bu çocuk. İnanılmaz yani. Çalışkan. Yani, her yere, her inanılmaz şey çalışkan. Evet. Gördüğüm yani, en çalışkan insan benim. Şimdi Shakespeare'in tabii ki Romeo Juliet'i. Metin düzenlemesini Mert Fırat yapıyor. Yönetmeni Mert Fırat. Mert Fırat koma haldeyken Nagihan Gürkan herhalde ya da beraberce yapmışlar. Koreografi bayıldığımız Dicle Doğan, evet, evet. Dövüş koreografisi Barış Dokur ve oyuncuları Ayberk Aladar, Barış Gönenen, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Ceren Boz, Denizcan Aktaş, Duhan Çebi, Ertuğrul Gümükçüoğlu, Evren Bingöl, Hülya Gülşen, Naz Çağla Irmak, Sinan Gülşen, Onur Tanyeri ve Ümit Erlim. Evet, 1 ve 2 Şubat'ta Das Das'ta. Peki, ne oldu size? Yazın bir şey geçirdiniz. Evet, beyin kanaması geçirdim. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Ne oldu, neden oldu? Sebebiyle ilgili hiçbir fikrimiz yok. Tıp dünyasında fikri yok bu konuda. Herhangi bir genetik rahatsızlığım da yok. Çok büyük bir şans eseri dublaj stüdyosunda geçirdim. Yani 5 dakika önce olsa trafikteydim. 5 dakika sonra olsa yine trafikte olacaktım. Dublaj stüdyosunun ne avantajı var? Orada insanların yanında olma. Beni hemen ambulans çağrılır. Hastaneye yetiştirdiler. Yoğun bir beyin kanaması yaşadım. Ki ilk defa evden ya. De böyle işte çok hazırlıklı çıkmadım. Yaz günü çok sıcak ve böyle biraz fazla çıpıdık terlikler ev haliyle falan. Çıkarken de Çağla'ydım ki zaten 10 dakika sürer. İşte trafik de yok bu saatte. Bir 45 dakikaya eve gelirim dedim. Bir 10 gün eve dönemedim. Öyle bir şey yaşadım. Ya çok geçmiş olsun. Çok ya. Teşekkür ederim. Geçmiş şimdi olsun. Çok iyiyim. Peki bir yani bizim şu anda görmediğimiz bir hasar var mı? Yok. Sen görüyor musun öyle bir hasar? Yok çok şükür hiçbir peki, şey. Peki annenle herhangi bir tartışmada, konuşmada o şeye, olaya bağladığım bir şey oluyor mu? Hayır, ben ama kelime oyunu oynarız biz annemle telefondan. Ha. Ben bir 3 kere falan yendim anneme beyin kanamasından önce. Ben anlamalıydım diyorum bir şey tersi. Ha, belki bir şey sinyal veriyordu. Yenilmezim. Gerçekten yani.
Yenilmez bir süreçte ilaç kullandım tabii, ilaç tedavisi oldu. Orada birazcık galiba Çağla'nın sıkıntıları. Ama bu şeyde Covid geçirdiniz mi? Covid geçirdim. Buna da bağlanıyor birçok vaka. Ben de daha çok ona bağlıyorum. Bir de Covid durgunluğu var. Yani ben mesela bazen sinirleniyorum birisine. Yani bir şey olurken mesela bir çalışan bir kişiye falan diyorum ki Covid geçirdiniz mi falan diyorum. Sizle alakası yok, yanlış anlaşılmasın. O nasıl diyor ki evet geçirdim diyor. Ondan bir durgunluk gelmiş diyorum. Yani bu, yani böyle ağır şeydi de vakalar değil de bir Covid aptallaşması da var bazı insanlarda. O beyin sisi ben, denilen şey işte. Ben, evet. Beyin sisi yani. Valla iki Covid geçirdim ben üstelik. Bir de değil ama birincisini semptomsuz geçirdim. Hatta ama işte o ilaçları aldı. O yani. İlk furyada yani çok pandeminin oldu. 6. ayında. İlk o ne oldu belli değil. Aşıya bağlayanlar var. Evet. Aşıya bağlamayanlar var. Direkt yani bir Covid efekti diye anlatılıyor. Bir de aşı efekti diye farklı. Fakat o kadar çok beyin kanaması olayı duyuyoruz ki ben hiç, benim de yaşım olduğu için öncesinde evet. Hiç bu kadar çok pıhtı atması, kalp krizi, beyin kanaması çok nadir çok. Duyduğumuz şeylerdi. Yani ben beyin kanaması geçirmeden önce benim 3 tane arkadaşım pıhtı attı. Bir de yani bir şey öykülerinde de öyle bir şey yok değil mi? Evet. Covid'de de değil aslında, aşılarda da. O yüzden tabii ki. O da söyleniyor şimdi farklı. Benim çünkü kaslarımla ilgili bir sıkıntı yaşadım ben. Spor yapıyorum devamlı olarak. Fakat sol kolumda hala bir şey kaldı. Aşıyı doğrudan yaptırdığım için. Orada bir sürekli bir kas ağrısı var. Onun için işte gidip kas gevşeticisi falan yaptırıyorum ama hani spor hocamla konuştuğumuzda da böyle şikayetler çok fazla var diyor. Evet. Yani hani evet kalp bilmem ne ama vücutta da bir yerde yani, bir şey yani, bırakıyor. Ben yani. Psikolojik olduğunu düşünüyordum ya ama da. Bu kadar da çok üst üste çok olmaz var. Herhalde. Olamaz. Çok var. Biz Richard için de evet. Size teklif getirdik ama o zaman ne zamandı? Hemen bu olaydan sonra mıydı? Siz bana yakın zamanda teklif getirdiniz. Aslında bir iki ay oldu ama çok yoğun ve takvim evet, olarak. Bizim de kast yapmamız gerekiyordu. Evet. Ondan sonra zaten bir kastlı çalışıyoruz şu anda Richard'da falan. Ama bundan evet ama sizin projeler var. Ay, tabii biz bayılırız. Şimdi bu Demir Kadın Neslican'dan da söz edelim biraz. Onunla ilgili bir görsel var mı elimizde? Benim görsel listem yok önümde çünkü çocuklar. Bir, o, ha. Evet, işte bu. Afişimiz. Ah nasıl benziyorsun? Bu sen misin? Evet. Yapma ya. Valla 1,5 yılda bu kadar uzadı saçlar. Aa hakikaten şey tabii, yapıldı. Tabii. Hakikaten kazındı. Evet, evet. Makyajı da güzel yapabiliyorlar aslında, ker makyajı. Yani hayat ne adil değil, ne kadar adaletsiz. Yani, bir evet. Buçuk senede nasıl saç uzuyor, benim kaç yılda? Başkaya bağlayacak zannetmiş bir şey diye bekliyorum. Yani biraz uzasın değil mi ya? Kızın saçına bak. Yani aslında tabii yatıp kalkıp dua edelim. Hayat asıl Neslican'a evet, adaletsiz. Ya kesinlikle öyle. Evet, evet. Yani şaka bir yana yani gerçekten. Yani hakikaten. Hani böyle bir sebepten bir film oynamak için, bir karakter üstlenmek için kazımak olsun. O kazımak. Evet, saç evet. Uzar. Evet. Peki. Şimdi bu biraz bahseder misin? Ben çok merak ettim. Tabii ki bahsedeyim. Ya. Biz Neslican'ın hastalık sürecinden önceden başlıyoruz. Hmm. Aslında onun ilk üniversite sınavına gireceği zamandan başlıyor hikayemiz. Yani ben senaryonun Nalan Hanım'ın şeyi tam bu fragman mı görüntüler mi çocuklar? Fragman. Teaser. Teaser'ı tam sesle seyredelim mi ne olur? Çok iyi ya. Teşekkür ederim. Müthiş, sağ olun. Yani. Çok çok heyecanlıyım ya. Evet. Her izlediğimde tekrar heyecanlanıyorum. Yani. Yüreğine sağlık ya, gerçekten çok merak ettim ben. Hiç benlik bir film değil. Evet. Zor izlemesi evet. Zor. İzlemesi zor. Fragmanda bir ama yani onu diyordum ben, Nalan Hanım yazarımızın baktığı yeri çok beğeniyorum. Yani bu öyle arabesk bir film değil yani. Bu gerçekten bir mücadeleyi anlatan. Bir yere varırken vardığın yerin değil, oraya nasıl vardığının kıymetli olduğunu anlatan bir film. Çok heyecanlıyım valla. Evet. Bu tiyatro bölümü bitmedi mi daha? Çok az kaldı. Yarım dönemim kaldı. Aslında biraz işte işlerden güçlerden kazanmıştım. Ne güzel. Haliç Üniversitesi'ni. Yani bitireceğim.
Evet ama zaten 7 yaşındayken kızı başlatmışsın. Ne oldu? Tabii kızın üzerinden de biraz para kazandım falan. Öyle ya. Ya. Öğrendim aslında. Ben çok hevesliydim. Susmuyordum. Yani annem... ya bunu çok takdir ediyorum. Evet. Benim kızım da benimle beraber şimdi Richard da oynuyor. Aa, bu ne güzel. Çocuklar için, gençler için müthiş bir olanak. Ben asıl sinirlendiğim benim bu şeylerin, influencerların çocukları üzerinden para kazanmaları. Sonra şimdi yakın tarihte o çocuklar büyümesini bekliyorum. Allah bize ömür verirse. Ondan sonra bir şey kuracağım, bir hukuk bürosu kuracağım. Çocuklarla anlaşacağım, anne babalarını dava ettireceğim. O paraları geri aldıracağım, çocuklar üzerinden kazanılan paraları. Evet, yani influencer çocuklarına. Çok haklısınız. O başka bir şey. Evet. O çocuğu evde şey yapar, altını bağlarken bilmem ne. Çocuk bir dava varsa beni niye böyle oralara koydun? Cıbıl cıbıl bilmem ne falan böyle gösterdin diye. Ama sizinkisi çok değerli. Ve de bir şeyi... Hissediyor musunuz bilmiyorum yani bir oyunculuk, bir yetenek. Evet kesin. Genetik kodlar var yani. Tabii çok önemli. Güzel bir anneden de. Çok önemli tabii yani. Çok önemli. Çok teşekkür ederim. Sürekli onu soluyorsun. Benim çok kıymetli bir anne. Evet. Çocukluğundan beri onu görerek büyüdüğüm için hep zaten. Mecburen kulisteydi, setteydi ve çok oyun seyrediyorduk. Bir oyunun bitiminde daha ilkokuldaydık. Salome'de. Hatta Tolga oynuyordu. Tolga Tekin oynuyordu. Alkışta ağlamaya başladı. Niye ağlıyorsun dedim. Beni anlamıyorsun. Burada değil. Orada olmak istiyorum. Ah. Yaş kaç? Aa, o zaman yaşı kaçtı? 7 yaşlarında. Öyle bir hep annem Suçu ve Ceza oynardı. Ağlardı böyle sahnede. Ben de babam müzisyen. Ya babamla konsere gideceğim. Ya annemle tiyatroya gideceğim. Konserde de uyuyordum yani. Çocuğum ne yapayım? Klasik müzikler. Bir uykum geliyor mu? Uyuşuyorum. Hep annemle gitmek isterdim. Onu ağlarken göre herhalde. Evet. Muhakkak girer sahnemi seyrederdi. Orada da minik tatlı bir anımız var. Anlatayım mı? Lütfen. ben ağlarken üzülüyormuş. Giydiricimiz de şey demiş. Çağcım hiç üzülme. Annene kuliste soğan kesiyoruz, gözlerine tutuyoruz, evet. O yüzden ağlıyor. O da nasıl bunu kodladıysa bundan hiç haberim yok. Ama yıllar sonra yine bir oyun seyretmeye gittik bir arkadaşımızın oyununa. Kulisteyiz, sohbet ediyoruz. İşte konu geldi, ah ne güzel oynarsın dramatik sahneleri falan dedi. Çağladı, anneme soğan kesiyorlar dedi. Nasıl kurtaracağım, nasıl kurtaracağım? Ne soğanın herden bir Çok patavatsız bir çocuk. Ama bir aile. Hatta hesabı yok. Peki. Bekle. Ama sığmayız ki. Ya bak oldu işte. Yardım ister misin amcacığım? Vallahi kızım zahmet olmasın. Yok ne zahmeti, taşırız hemen şimdi. sağ ol. Affedersiniz pardon. Uçağa geç kalıyorum da. Geçmeme izin verir misiniz? Tabii ki geçebilirsiniz, buyurun. Çok sağ olun. İyi yolculuklar. Aslı'nın BTC Türk'te çalışması tesadüf değil. Çünkü yardımcı olmak onun doğasında var. Aslı ve BTC Türk Destek Merkezi 5 milyondan fazla kullanıcısının 7/24 yanında. Özge, şu sizin meşhur film Bursa Bülbülü. Evet. Hemen izleyelim fragmanı. İyi bari ben biraz söyleyeceğim. Tamam. Tekrar başlayalım. Gayet keyifli izliyorduk yani aslında. Peki. Peki Özge, anlat bize filmi. Ya inanılmaz heyecanlıyım şu an. Bir 10 gündür çok güzel dönüşler alıyoruz. Yayından evvel de kendi içimizde bir konuştuk. Benim için bambaşka bir heyecan. Yani Atay'la beraber oynamak ayrı. Şimdi sen filmden bir kilo mu verdin? Çok. O dönem şöyle aslında... Orada bayağı etli butlusun. Bayağı ve şöyle komik bir şey var. Şimdi o ilk çektiğimiz sahne normalde set programında son haftaya tekabül ediyor. Yani o... Pideli köfteler yenmiş. Zamanlamadan dolayı biraz daha yanaklıyım orada ama çok güzeldi Bursa. Yani ilk haftamızda Erdek'teydik, sonra Bursa'ya geçtik. Filmimizin tamamı da Bursa'daydı. Ve o kadar eğlendik ki yani inanılmaz bir sevgi vardı Atay'a karşı. Ve bize destek olan yardımcı oyuncularımız hep Bursa'da yaşayan, orada ikamet eden insanlardı. Hani
herkes bütün yüreğini koydu. Çok keyifliydi bizim için. Çok güzel görünüyor. Bir de sinema yazarı Murat Tolga yazdı. Dedi ki yani şu anda sinema için aranan kandı. Çünkü film çok güzel ve sinemada hakikaten müthiş yürüyebilecek bir filmdi. Ata'ya da soruluyor. Bu Ata da güzel açıklamalarını yapıyor zaten. Ulaşmak açısından insanlara hızla tek elden hem Türkiye'de yaşayanlara hem dünyada yaşayanlar için çok tabii ki Disney'de olması da başka bir avantajı var. Ya ben açıkçası şu anda bir dijital platformda olmayı keyifli buluyorum. Hem izleyicilerimizden aldığımız mesajlarda herkesin söylediği ikinciye izliyoruz, üçüncüye izliyoruz. İşte açtık, işte komşuya gittik, dörde izliyoruz. Şimdi tekrar tekrar izlenmesi, izleyiciyle buluşabilmemiz ve Avrupa'da da biz aynı anda girdik. Yani normalde önce ilk Türkiye'de giriyor, sonrasında belirli bir zaman geçtikten sonra globalde yayına giriyor. Bizim filmimiz aynı anda globalde yayında oldu. Bu şu noktada da bize avantaj sağladı. Gerçekten bütün dünyada hani Türk ya da başka milletler hani çok fazla izleyiciye ulaşabilme imkanı. Yayından evvel de konuşmuştuk aslında. Belki jenerasyon farkı olabilir. Ben bundan çok büyük mutluluk duydum açıkçası. Yani sinemaya girip sonrasında da tabii ki ulaşabilirdi ama sıcağı sıcağına o etkileşimi almak, hemen o irtibatı izleyicimizle kurmak açıkçası bana çok çok büyük mutluluk verdi. Öyle söyleyebilirim. Ama sen neden, ya Ata onu geçmişte çok yaptı ama sen neden mahrum kaldın? Sinema salonunda seyirciyle beraber film izlemekten. Evet. Bir de şimdi filmler bir de gidiyorlar işte gala yapıyorlar. Orada gala, burada gala falan filan. Neredeyse sinema sektörü tiyatro gibi oldu. Yani sanki çektiğin filmle turneye gidiyormuşsun gibi, hem yurt dışında hem yurt içerisinde. Ama ben orada şöyle düşünüyorum. Şimdi ev ev dolaşıp oturma odasında onlarla beraber film izleyecek halin yok. Ya medium, bu aracılarımızın değiştiğine çok inanıyorum. Yani şu anda evet hepimiz evimizde bilgisayarlardan ya da akıllı televizyonlardan izliyoruz filmleri. Pandeminin getirisiyle özellikle bu çok arttı ama benim tahminim ve öngörüm ve kağıt üstüne baktığımızda da teknoloji öyle bir yere gidiyor ki bir 10-15 seneye kalmadan biz herkesin evinde VR gözlüğün olduğu ve sinema salonunun ta kendisi olduğu. Onu evet konuşmaya başlamıştık. Ben yani çünkü öyle bir yere gideceğimize inanıyorum. Bazı şey öyle fütüristik programlar yaptım. Benim de düşüncem ya yani genelde çok seslendirilmiyor bu ama hani sinemanın geleceğinde herhalde bugün şey sergiler var ya, projeksiyon sergiler. Artık bizde de var, İstanbul'da da var işte böyle katman katman önemli ressamların işleri filan, sonra işte Dastas'ta da yapıldı değil mi? Şeyde de var, Paris'te ilk örnekleri çıktı, böyle projeksiyon sergiler. O projeksiyon sergilerde büyük yapılar içerisinde yüksek tavanlı fakat içinde hiçbir şey olmayan yapılara binlerce kişi giriyor ve yer gök yani tavan bütün duvarlar projeksiyon oluyor çok fazla projektörle filan. Belki o deneyimin devamı gibi, belki de mesela bir Marvel filmine gözlükle girip hakikaten fiziksel bir hareket de yapıp o filmin içerisinde paylaşacağız. Sen de öyle bir örnek verdin değil yani mi? Yani bence direkt bizatihi içinde Bursa olacağız. Belki yönlendirmeye kadar gidecek. Masada oturacak gibi. Direkt orada olacaksınız ve bambaşka bir yere evrilmesi bunun. Tarihi bir filmde kostümlü bir halde olacaksın. Kendine baktığında filan kostümler giymiş, belki savaşacaksın filan. Bunu da negatif açıkçası görmüyorum. Yani eskiden işte radyolar varmış, şu anda hani podcastlere evrildik. Evet. Yani var olan konsept ve anlatım biçimimiz, hikayeyi ifade etme biçimimiz yine bence kalacak. Hikaye anlatımı devam ediyor. Senaryo kısmının kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani şu an ChatGPT'ler, işte AI teknolojisiyle senaryo yazmalar, oyunculuklar, bunların konuşulduğu bir yerde ben birazcık daha hepimizin daha yaratıcı olup daha lokal olan hikayelerimizi, özümüze ait olan hikayeleri nasıl ifade ederiz? Daha yaratıcı olacağından emin değilim ama hakikaten bu yani tabii ki görsel sanatlar, plastik sanatlar, bütün bunlar iç içe, oyunculuk, bütün bunlar devam edecek. Sadece şimdi bu yeni şeyler, yani yapay zekanın senaryo reklam metni
Hatta şimdi niye bütün herkes biliyor bu yapay zeka metin yazma meselesini? Çünkü herkesin çocuğu ödev yapıyor. MBA sınavını evet. geçti geçen gün mesela. Yani evet hani tabii bir de onu çocuğa göre de anne babalar ayarlıyor. Kendi çocuğunun zeka seviyesine göre. Yarıştırmalar. Ya, evet şu yaşta bir çocuk gibi yaz filan deyince ödev yaptırıyorsun ona mis gibi. Yani o yüzden hani bunu görünce. Sonra çocuk ne olacak ama? Ya. O çocuk ne olacak? Bahsettiğiniz durum sosyal medyada kendi hayatı var. Belki doktor olmak isteyecek. Tırnak içinde o ünlü ya da selebriti olmak istemiyorken sınıf arkadaşları ve onların aileleri hali hazırda zaten biliyor olacak. Gittiği tatilden işte yaptığı her şeye kadar. Yetişkinler olarak bizler dahi bundan bu kadar bu panoptik olan gerginken çok önemli bir şey söylüyorsun aslında. Bir daha söylesene onu. Yani aslında ünlü olmak isteyecek ama zaten ünlü. Olmak istemeyecek. Ben bu mesleği yaptığım halde kendime ait ve aileme ait bir özel alanım olmasını kıymetli buluyorum. Çünkü arkadaşlarım bu işi seçmedi. Ben seçtim. Onların o bedeli ödemesi ya da sokağa çıktığında o tırnak içinde tanınırlık, altı boş bir tanınırlık içerisinde rahatsız olmasını istemem. Ki bence geleceğe ilerlediğimiz dönemde bilinmemek ve hakkınızda Google'da bir şey çıkmaması daha çok önemli. Değerli. Aynen. Bilinmiyor evet, işte, olmak, çok bilinmek müthiş değil. Müthiş yaklaşım bu. Bak bir şey yani benim kafamda da bir şeyleri çözdürüyor. Çünkü bugün de konuştuğumuz şey diyelim ki bir müzik grubu şu anda birkaç sağlam arkadaş işte modada oturmaktan her gün gittikleri kafeden bardan ve sahneye çıktıkları yerden ve Instagram'da kendilerini takip eden birkaç bin kişiden mutlular. Evet. Şimdi bu 90'larda olsaydı işte prodüktör, menajer falan bunların kafasına çökecekti. Diyeceklerdi ki ulusal yıldız olmalısın, evet. ulusal yıldız olmalısın. Halbuki şimdi diyor ki yani evet ama bana ne yani diyelim ki Eskişehir'de şu kadar kişi beni tanıyormuş. Ben onu görmüyorum ki bizzat kendisi de fiziken görebileceği insanlarla beraber evet. o birkaç bin takipçi sahne aldığı kulüp ya da bir şey onlar için yeterli oluyor aslında. Bugün o yüzden dünyada ulusal yıldızlar aslında çıkaramıyor. Ama senin yaklaşımın çok ilginç geldi. Daha organik oluyor. Başka bir şeyden girdin tabii sen. Bence çok kıymetli. Ama tanınmamak. O kendiliği yok eden bir sistem var şu an ve o biricikliği. Evet. Manasız bir rekabet var. Sizden bir tane var. Ben sizi taklit edemem. Yani istediğim kadar sizin gibi giyineyim, saçımı başımı yapayım ama ruh dediğimiz şey biricik olan bir şey ve ben sizi taklit edemem. O noktada ne o like'ın bir manası kalıyor ne karşı karşıya getirilmemiz ve işte kim daha güzel, kim daha başarılı. Yani aynı değiliz ki. Yani bir evet AI teknolojisiyle yaratılmış belki iki aynı şey karşılaştırılabilir ama siz benim ya da işte hepimizin bunu yapabilmesi gibi bir durum yok. Benim rahatsız olduğum sosyal medya aksı bu noktada köpürtülen bu o biricikliğin yok edilip aynı olmamız gerekiyormuş gibi. Bilinmiyor olmak kadar yani uzun vadede hepimizin bilinmezliğimizin kıymetli olduğu Andy Warhol'un tersine gittiğimiz bir aksta biricikliğini koruyan insanların hayatta kalacağını doğal seleksiyonla düşünüyorum. O yüzden işte yani bu dönemde öyle bir insan bunu beceremez, başaramaz. İşte bu kadar karamsar değil mi açıkçası ama başarabiliyor mu? Başarabiliyor. Hala kendine benzeyen insanlar var ya. Ama bu da mesela kıymetli. Kendine benzemek. Evet. Kendin olmak ve kendine benzemek. Hani ona yakınsamak bir yerde. Peki o zaman biraz şu tam çok güzel girdin konuya. Şu sosyal medya arkasına bir bakalım. Reklamdan sonra bakalım. Acık bakalım. Önüne bakalım. Önüne biraz bak. Çünkü tam çok güzel, çok bilinçli bir yerden girdi. O yüzden ona bakmak istiyorum. Bir de bu tabii genel bir teşhir meselesi var ya. Orada ilk olarak Erol abiyi şey yaptık değil mi? Merhaba sevgili dostlar. Bunu teşhir meselesinden dolayı söylemiyorum. Erol abiye saygımız sonsuz. Çok tatlı. Erol abinin üst üste gelen postlarını izledikten sonra ya rehabilite oluyorsun ya intihara niyetleniyorsun. İkisi de olabilir. Farklı efektler. Ben de hayatıma son verme isteği uyandırıyor ama birçok kişi çok mutlu oluyor. Genelde aşmış insanlar. Yani ona mesela izleyecek. Şimdi arka arkaya önce Erol abi sonra ulusal gururumuz Tarkan. O ikisinde bu aşmışlık var. Yıldız Tilbe var onlardan sonra gelen. Yıldız Tilbe de tekrar ülke şartlarına geri dönüyor. Ama şimdi Erol abi bir bakalım.
Bu bir incir ağacı. Benim çok sevdiğim bir incir ağacı. Sararmış. Sonbahar geldi. Dökecek yapraklarını. Dur, dur. Mutluluk var ama burada ya. Evet. Katılıyorum. Mutluluk var. Evet, işin ilginci ne biliyor musun? Mesela bu kadar doğal akış. Bu olmadan ya. Önce ne yapıyordu? Ne yapılıyordu? Mesela Erol Evgin bunu yaparak belki rahatlıyor ya. Bir sebebi var bunu yapmasının. Zaten bu Erol önce biz Evgin nasıl rahatlıyorduk? Değil. Ya bu kişi Erol Evgin değil. Benim sürekli iddiam bu. Çünkü Erol Evgin kariyerini büyük bir başarıyla hiçbir sallantı olmadan sürdürdüğü için benim kanaatim şu. Ben kardeşleri de biliyorum. Hiçbiri Erol Evgin'e benzemiyor. Yani Erol Evgin Erol Evgin değil. Sektörün Erol Evgin'e ihtiyacı olduğu için başka birisi onu devraldı. Yani bir başkası var orada. Ama Erol Evgin gibi davranıyor falan filan. Yani bu çünkü sektör zaten bunca yıl bu kadar düzgün bir kariyere bir insan hayatı müsaade etmez. Yani insan bir yerde düşer, bir yerde kendini bozar, bir şey olur. Yani böyle gelmez bunca yıl. Ve hem fiziksel olarak deforme olur hem ruhen deforme. Onun için belli aralıklarla değiştiriliyor. Yani mesela bu kaçıncı Erol Evgin bilmiyorum. Belki üçüncü, dördüncü olabilir. Yani. Ama kraliyet gibi hani. Erol Evgin bir hani. Üçüncü Charles yok mu şimdi mesela değil devam mi? Edeyim. İngiltere'de onun gibi evet. Devam. Bizimkiler kavga ediyorlar. Merhaba sevgili dostlar. Bizimkileri görüyor musunuz? Bayağı oldu da. Onların olduklarını nereden anlıyorum? Sincaplar gelmeye başladı. Dur. Sincap. Anlattıkları da bu. Böyle yani. Pastoral. Pastor. Yani ne olursa olsun bunu anlatıyor. Büyük ihtimalle kim Erol Evgin'se ona da sabahları bir trankilizan iğnesi yapılıyor. ve böyle devam ediyor güne. Evet devam. Ver yiyor çoğunu. Merhaba sevgili dostlar. Size elmalarımı takdim ediyorum. Kızartılar neredeyse. Bence toplarım onları. Merhaba sevgili dostlar. Dur. Yani hep aynı şey değil. Yani yaz var, kış, son. Yani yaz, sonbahar, kış, ilkbahar, yaz. Yani mevsim geçişleri. Yani evet. Anlaşılması da kolay. Benim anlamadım. Bunlar Erol Evgin'in meyveleri herhalde. Tabii tabii. Değil mi yani? Tabii. Sırada dağ bayıra çıkıp da onları işte anlatmıyor. Hayır. Benim şeyim, benim elbam. Yani Erol abi tabii şimdi adres vermeyeceğim de Erol abinin oturduğu bölgede hani bütün hepsi onun mu onu bilmiyorum. Belki de onun bahçesi bir yerde bitiyordu. Sonra bahçe yani şey de olabilir. Bayağı fındığı elması çünkü her şeyi var. Ama bir şey diyeceğim yani hangi mevsimde ne meyve yenir ne sebze yenir onu takip edebiliyoruz mesela. Anlatıyorum. Zaten bu videoların amacı o yok. Galiba. Evet. Değil mi? Evet. Bu mevsimine yani göre benim dışında herkesi mutlu ediyor. Bir tek ben burada kötü oluyorum yani. Onunla yani paylaşıyorum. Bende bir problem var çünkü. Evet. Devam. Meşe ağacı gördüm. Daha yavru bir meşe ağacı. Bakın ne kadar güzel. Sararmış yapraklar ama daha dökmemiş yapraklarını. Ormanların umutusu. Nazlı yarın hayali karşımda durur. Ormana yakışan bir türkü oldu. Dur. Değil mi? Çekimde de çok başarılı yani değil mi? Tabii, arkasında yani yeşil yapmışlar falan. Ona ait değil ama belli. Ha? Ormanda çekmiş belli. Evet, evet ama seni yani müthiş. Evet yani, bu en son kendi arazisinde değil herhalde. Değil kendi arazisi değil. Yoksa biz atalım kendimizi. Ya kendi arazisi. Bayağı orman. Yani Allah nazardan saklasın. Orman onunmuş. Bayağı orman. Devam. Tarkan çekime giderken video. Şimdi Tarkan bize ancak çekime giderken bir video koyuyor. Yani anladın mı? Hani ben yoldan ararım gibi. Yani bizi hiç evden aramıyor. Yani vakti yok bize. Yılda bir kere konsere çıktığı halde çok yoğun. Yolda giderken, çekime giderken işte iki göz hareketi falan. Değil mi? Valla ondan ne gelse Erol abi gibi ne gelse mutlu oluyor. Endorfin geliyor direkt. Ya bir böyle bir kaş göz. Eskiden biliyorsun Yıldo değil mi? Evet ya evet. Evet nasıl popüler olmuştu onunla ama? Ha? Yıldo. O ama Tarkan'da da var. Tarkan'da da bir yıldolaşma oldu. Yani ne falan.
Şimdi gençler bilmez ama hani değil mi? Tarkan da bir, hani böyle bir gözle çulak falan böyle bir şey yapıyor yani değil mi? Ona. Bir de Tarkan da Erol abi gibi. Belki o da Tarkan değil. Çünkü bu yeni çocuğun şuraları çok şey. Değil mi? Eski Tarkan gibi değil. Eski Tarkan dişleri ayrık. Değil mi? Kilo almıştır ama belki canım. Yeni çocuk işte. Yeni Tarkan. Yeni uyanmış. Ya siz bilmiyorsunuz. İşte sektörde bir sürü insanın yerini. Evet, mesela Atilla Atasoy. O da kendisi değil. Evet. Atilla Atasoy da mesela ben... O yani, da hiç değişmeyenlerden. Onlar o, hep difrize değişmiyor değil. Gibi. Başka birisini getirip koyuyorlar. Yani sektörün ihtiyacı var diyorlar. Upgrade. Buzo sana da yapılabilir. Bana yap, ama bana ihtiyaç var mı? Bak ben hayır bu, ama duruyor. Belli bir sene sonra senin yerine evet, de başka birisi geçecek. Doğru. Yani evet. Buralar bak mesela bu Tarkan, bu Tarkan bak hangi Tarkan söylediğini bilmiyorum. Bu kaçıncı Tarkan bu yani? İki mi üç mü ne? Bu son Tarkan'da şuralar çok şey yani gözler daha şey, daha uzak doğu, daha ince. Şuraları çok değişti. Bir de saçları gürleşti yeni Tarkan'ın. Yani bu yeni çocuk öyle. Güncelleme gelmiş. Bir güncellemesi var yani ama başka birisi mi onu bilmiyorum. Bu daha şey en sakin Tarkan bu. Bu yoldan arıyor bizi. Evet. Çok da fazla çekim yapmıyorlar yani. Ancak işte Tarkanları karşılaştırmak şey olmuş. Evet, devam edelim. Çekti. Günaydın. Dur. Aa evet. Bu göz, bunlara bayılıyor. Bu göz hareketi. Yani evet. Hani seri katil işe gidiyormuş gibi. Günaydın falan. Göz öyle. Anladın mı? Yani bir yıldoluk dediğim var. Tam evet. Yıldo diye. Günaydın. Fışk fışk. Evet. Öyle bir şey var. Devam. Arabadan bir video paylaşmayalı bayağı oldu. Dur. Yani bu mesela şimdi arabadan bir video paylaşmayalı bayağı oldu. Yani hani siz nasılsınız? O güzel eski güzel günler gibi. Ya yani eski güzel günler gibi. Hani no news, good news. Yani hiçbir şey yok. Hani olay yok ki memlekette. Ne yapsın Tarkan bize? Ne versin Tarkan? Yani bizde ne var? Biz istiyoruz. Hadi Tarkan anlat bir şey falan. İşte arabadan bir video paylaşmayalı bayağı. Düşünün. Evet ya. Daha dün konuştuk. Yani Tarkan da arabadan video paylaşmayalı bayağı oldu. Hani ne olacak hani? Değil mi? Evet. Ama işte o da haberi yok herhalde ne oluyor ne bitiyor değil mi? Devam. Zamanı geldi. Dur. Bir de kendi kendine bir şeyler var. Erol abi de de var. Ah, ne tatlı değil mi? Ağaçlar sincap falan. Buna, bu da ne var? Yani o kadar ne oluyor bunlara ben anlamadım. Ben sabahleyin şey gibi uyanıyorum yani mesela 8 tane cinayet işlemek üzere kalkıyorum yataktan. Saymışım şu 8 kişi öldürülecek. Ya yani bunu mesela kendi kendine arabadan da video paylaşmayalı bayağı. Nasıl bir pozisyon? Yani değil mi bayağı oldu ne güldürdü bu beni şimdi. Devam. Bir çekime doğru yol alıyorum. Güzel projelerle yakında yine karşınızda olacağım. Yine hummalı çalışmalar başladı anlayacağınız. Dur. Yani evet ihtiyacımız var. Ne oldu Tarkan? Güzel projelerle yakında karşınızda olacağım. Evet evet evet. Ne Tarkan ne proje yapıyor acaba? Devam. Hadi bakalım. İnşallah sonucunu beğenirsiniz. Ay 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 çok heyecanlı. Dur, gerçek. Şimdi ben niçin Yıldız'ı çok seviyorum? Çünkü bu gerçek. Dizi izlerken makyaj yapıyor, kendisini çekiyor. Bir yandan iletişim. Hakikaten vakti olmayan insan bu. Bu vakti olmayan insan. Evde, kuliste, başka bir yerde. Değil mi? Ve gerçek. Yani bu bizim gerçeğimiz. Gerçek bu. Değil mi? Yani... İşte bu haldeyiz. Buradan yazılar geliyor. Bir yandan makyaj ama kaçırmaması gereken bir drama var orada falan filan. Bu gerçek hayatın ta kendisi. Biz buyuz. Devam. Şu evi imzalıyorum. Dur. Bak hayatın ki orada. Anladın mı? Arada anlamadım falan.
Var mı? Yeni projelerle. Bakın. Ağaç. Var mı böyle bir şey? Hatta gözü bile çıkarabiliyorlar. Bak. Aa, göz çıkmış filan. Yani değil mi? Arada da böyle bir şey, bir gülme dolu. falan. İşte biziz bu. Devam. Sonra yine gelirim. Dur. Son ne dedi? Yorgunum dedi. Yorgunum dedi. Bak hiç Erol abiden, Tarkan'dan duymadığımız laflar. Yorgunum. Yeni projeler. Allah Allah. Ah, ortancalar açmış. Hiç öyle bir şey değil mi? Devam. Falanım planmıştı. Falan. Dur. Bak öpücükse yıldız dağıtıyor ama böyle muah falan değil. Değil mi Muzo? Evet. Yıldız Tilbe'yi seneler önce karşıda oturuyorum o zaman. Arabayla geçiyorum bir delikanlımı söylediği zamanlar. Nasıl biri bağıra bağıra söylüyor delikanlımı. Allah Allah dedim, kim bu kadın yani. Baktım kendi şarkısını açmış, araba üstü açık. Bağıra çağıra söylüyor. Hiç kimse umurunda değil. Yani hakikaten burada dediğim gibi son derece ben o an onu istiyorum, bitti. Ya, o derece doğal yani. Bence doğal dedin ya. İnsan bu. Yani ya, insan gerçekten hiç yani. Form benim için çok sen okuyor. Erol abiyle Tarkan'a insan değil mi dedin? Lütfen rica ediyorum. Şey benim programımda hemen Muzo biliyorsun böyle bir şey olduğu zaman değil mi? Hemen Seda Sayan gibi hemen Türk halkından özür dile. Sadece Tarkan'dan, Erol Evgin'den, Türk halkından özür dileyeceksin hemen. Doğallığı çok hoşuma gidiyor. Bu da bir başka, ama ben artık doğal olarak görmüyorum. Her yeni inşaatıyla gurur duyduğumuz, yönlendiğimiz bir yıldızımız. Yani artık ne evler ne evler abi. Ne diyor, şarkıcı mı? Efendim? Şarkıcı mı? Tabii şarkıcı. Hani bir iki kere bana denk geldi şeylerde. Beyefendi. Kendisi alameti falan tanıtmasını evet. Anlıyoruz kendisini. Müthiş. Ama zaten bu da başka bir şey. Ne ev yaptırdım yani. Ne evler aldım, ne ev yaptırdım. Ha, öyle mal varlığından bahsediyor. Tabii. Ha. Mal varlığı. Yani. Bunlar öyle herkesin karşısına çıkıyor mu? Şimdi Erol abi gibi bir Erol abinin yani. Ağaçları var. Ondan sonra ki ona hiçbir zaman benim ağacım demedi. Erol abi de benim ağacım demez. Doğanın ağacı, evet. Sahip çıkmadı. Gözün seveyim Erol abi. Bazı çiçeklerine de çiçeklerine bile benim demiyor Erol abi. Tarkan da minibüsüne mesela benim demez. Yani. Ama bize ancak ama yoldan. Tarkan yola çıkıyor. Çok az çıkıyor herhalde yola. Uzun süredir yoldan paylaşmayalı diye falan. Devam. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Bodrum Turgut Reis Mardin'deki evim bitmek üzere. Ramazan'ı ve bayramı Turgut Reis'le Bodrum'da geçireceğim. Ondan sonra biraz ara bulursam Çeşme'deki evime gideceğim. Biraz da orada kalacağım. Çok çalışırsan Rabbim sana veriyor. Dur. Böyle. Var mı sizde? Yok. Bizde böyle mal yok. Yani hangi bayramı hangi evinizde geçireceğiniz konusunda seyircilerinizi, hayranlarınızı ya bu insanları değil de yani bu insanları şimdi takip hani edenlerde de çok bir... Çok var bir de. Bu bir patoloji. Yani bir insanın hani nasıl şöhret oldu? Bir zamanlar şey vardı, sürekli yazın başında güneşlenmeye başlayıp Kasım'a kadar güneşlenen bir kadın vardı. Hep adını unuturum. Ben de hep unutuyorum. Daha doğrusu unutmuş taklidi yapıyorum şu an. Eda Taş. Ne söylüyorsunuz? Sorduk yani bir yatan size. Yani Allah Allah. Bilirsin ki o kadın hiç kalkmıyor herhalde. Ya, Eda Taşpınar dünyanın en küçük mayolarını giyen kadın. Evet. Çok şeydir. İnce, bu aynı kadından bahsediyor. Aynı evet, kadın evet. O, ama o çok güneşleniyor. Yani şöhret bundan mı geliyor? Yani insanlar, Türk insanı o yüzden mi biliyor? Çok güneşlendiği için mi şöhret olmuş? Mayo bikini tasarımları daha ziyade evet. Herhalde. Sende de böyle çıkardım. Bir eleştirel bir tavır görüyorum. Sen de hem Eda Taşpınar'dan bütün Türk halkından özür dileyeceksin şimdi. Ben öyle şeyler çok üzülüyorum. İstediği kadar güneşlensin. Çocuklar, yeni başlayan bir şeyimiz var. Sosyal medyada. Neyim ol sen benim gel. Kısmetse olur. Ondan sonra bir kırmızı odaları varmış bunların. Orada baş başa konuşma yapıyorlarmış. Bütün oğlanlar çok delikanlı, maço. Bütün kızlar da
çok tatlılar yani. Şey mi? Hani evlilik için mi bir araya geliyorlar? Tabii, tabii. Evet. Evli kısmetse olur. Televizyon programı değil mi? Oğlanlara, oğlanlara bayılıyorum. Hiç yani hepsi şey ağır abi yani. Evet. Ve birbirleri hakkında alırım ayağımın altına filan o vaziyetteler. Kızlar da şey yani genel bir akıl hastalığı yani bir, kesin yani bir psikiyatrik kliniği şeyinde havasında geçiyor olaylar. Fakat bu kısmetse olur televizyonda yayınlanan şu anda hani dijital platformlarda şey olabilir. Dijital platformlarda da bizim televizyoncular dijital platforma iş yaptıkları için onlar da bizim dizi kanallarına benzedi. Yani bütün dijital plan aynı prodüktörler çünkü aynı prodüktörler aynı haltı yapıyorlar. Fakat ben şunu anladım abi bilmiyorum sizin de dikkatinizi çekecek mi? Bu kısmetse olur canlı şeyle çekilen birkaç kamerayla çekilen bir şey. Vallahi dizi. Dizi. Yani, yani o şey kadar mi, sette o insan... Aralıksız bir şey mi bu? Hani bir, evet bir dizi ama bu gibi dizi... Bir ya yani yine de öyle demeyelim biz. Hayır abi. Metin yazılıyor mu acaba bunlara? Hayır metin falan. Metin yok. Bak, doğaçlama. Bunu dizi yazılıyor olarak Allah. Yani bunu bir reality show değil de Allah aşkına ya tabii ki birebir benim bir söylediğim var çıkmayacak ama bir bak yani bir tık şey yapsalar hemen ulusal dizi kanallarında... Şimdi sadece diziye bel bağlamış kanallarımız var ya eski büyük kanallar artık büyük eskiden değiller. Vardı ya, ondan sonra onlar da yayınlanırdı. Bak dizi olarak yayınlanırdı. Reality show diye bak görelim. Mevzu ne? Oyun dönüyor. Dur! Bir dakika. Ne dönüyor? Ama dizi oyun mi? Oyun mu? Ama bu oyun, oyun bak kamera dönüyor. Oyun dönüyor. Oyun dönüyor. Bak kamera açılarına bak. Hı-hı. Tabii kesmeler mesela. Ve bir sürü diziden daha iyi. Evet. Hatta Netflix'teki birçok Türk dizisinden daha iyi. Ben derim ki bak başlangıç kırmızılar mırmızılar falan David Lynch. Baba derim. Mevzu ne? Mevzu ne? Oturduğu yerde. Evet aydınlat. Kameralar, ışık falan çok güzel. Seçmeler evet, falan filan. Oyun dönüyor. Kızın hali filan. David Lynch abi. Evet. Baba David Lynch. Abi de öyle bir grotesk bir yanı abi, var. Abi evet. Olay David Lynch. Yani bizim dizi yönetmenleri uğraşsalar bu kadar iyisini çekemezler. Devam. Oyun dönüyor. Ayar oluyorum ha. Bak manitam falan diye dinlemeyeceğim sonra. Manitam bak... yok benim artık. Elimden bir kaza çıkacak. Sen niye üzgünsün? Gelir gelmez daha dakika bir gol bir üstüme geliyorlar ya. Bir Sedat bir şey. Eyeliner mi var? Oğulcan. Ruj var. Dur bak eyeliner abi var. Tabii ki. Bir süre sonra tabii şey oluyor olmuyor tabii oğlanın oyunculuğu falan ama oğlan oyuncu değil ki oğlan kendisi. Yani o yani ve de ağır abi yapıyor yani. Ve bunlar ünlü olduklarını da düşünüyorlar değil mi? Ya da ünlüler mi bilmiyorum da. Arkadaşlar Twitter'da her gün TT'ler. Abi. Ben hiç izlemedim. Ben de dondurucudan yaşıyorum gibi geldim. Ama önüme düşen birkaç tane bir şey gördüm ve inanılmaz derece etrafımda bir baskı var yani. Vallahi. İzlemelisin. İzlemelisin bak ama David Lynch hocam. Devam. Malzeme çıkar mı mesela bundan seyretsem? Radyodan malzeme çıkar. Çıkar. Ters bir şey çıkacak. Ooo gömlek açık. Dur bak. Aynı kapıdan geliyor. Niye Ağar abi geldi? Bizim atıp tutuyordu ya genç adam, genç yön. Şu. Sesi çıkmadı. Ağır abi pozisyonu geldi. Pozisyonu da bozmadı. Gel lan dedi. Tabii. Öyle mi yapacak? Kızı aldı. Ha, kızı aynı aldı. Kapıdan antre yaptı. Farkındasınız. Abi dikkatini çekerim. Kadraj. Ondan sonra. Ya şeye baksana. Abi. Dekor falan aydınlatma. Abi. Işık. Baba bu ne? Evet. Çok iyi görünüyor hakikaten. David Lynch. Bu kadar laf söyledik ama yönetmen demek ki devam çalışmış. Devam bak. Gel buraya. Ne alaka? Gel. Çık! Altyazıya bak. Dur! Bak tabii şey oluyor yani oğlan aldı kızı götürüyor çıkarsan muhabbetimiz kesiyor. Biraz önce neler anlatıyordu tamam. Yani improvize tabii ki ama hocam planlar ya biz atlayarak gittik yani bu bizim şeyimiz. Kendi montajı kim bilir ne güzel. Evet. Ve bunu canlı çekiyorlar baba. Bu böyle. Kimse yönetmeni bunu hemen geçsin abicim. Bizi yönetmeye başlasın.
Yok. Peki yok. Şey mi bu? Bir ev mi canlı yoksa bu odada mı çıkıyor? Hep bu koltuk. Yok yok, başka bir başka şey var. Çok yahu tamam da ne? Bilgi plan belli mi? Çekim plan belli mi? Baksana seyrediyor, biliyor. Şey hareket ediyor herkes. Mikrofonu taktık çıktık o kadar. O kadar. Yani böyle bir şey, hani kazai bir durum. Bu kadar nasıl planları kesiyorsun? Oğlan giriyor, çat kamera açılıyor. Hop tip bilmem nasıl oluyor ya? Müthiş. Müthiş, kim yönetmeni acaba? Hemen versinler. Bunlar dizi çeksin. Vallahi çok iyi. Netflix dizilerinden iyi ya. Ciddi söylüyorum. Yani devam. Ya sen böyle misin yani? Oyuncak mısın kızım sen? Bunlar ikinci el delikanlılar ya. Bahacan'da. Ya kim size ya? Size konuk olmuş muydu? Ya ne özel? Olmaz mı? Ben seni izlemiştim bu bölümü. Olmaz mı? Evet. Orada sonra ben tedaviye aldılar beni. Reklam ne reklam arası? Peki kısa reklam arası dönüyoruz tekrar. BTC Türk'le Uykusuzlar Kulübü devam edecek. Bekle bekle. Ama sığmayız ki. Yo bak oldu işte. Yardım ister misin amcacığım? Vallahi kızım zahmet olmasın. Yok yok ne zahmeti, taşırız hemen şimdi. Sağ ol sağ ol. Dersiniz. Pardon. 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 Uçağa geç kalıyorum da. Geçmeme izin verir misiniz? Tabii ki geçebilirsiniz. Buyurun. Çok sağ olun. İyi yolculuklar. Aslı'nın BTC Türk'te çalışması tesadüf değil. Çünkü yardımcı olmak onun doğasında var. Aslı ve BTC Türk Destek Merkezi 5 milyondan fazla kullanıcısının 7/24 yanında. BTC Türk'le Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Hanımlar beyler, Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Biz de konuklarımızla söyleşmeyi sürdürüyoruz. Özge, sen aslında oyunculuk eğitimini gazeteciliğin yanında aldın. Ama gazetecilik yapmadın sonra. Aslında yaptım. Yaptın şöyle mı? Ben Marmara İletişim mezunuyum. Okulumun ilk yılında ben CNN Türk'te haber merkezinde Rıdvan Akar'la beraber haber belgesel üzerine çalıştım. Gözlerin göz naklinden sonra mı böyle oldu? Hangi göz nakli? Senin gözlerin göz nakli yaptırdın mı? Öyle mi duruyor? Öyle duruyor. Ne kadar acayip gözleri var maşallah. Pozitif alıyorum bunu. Evet. Hani şimdi çok ünlüymüşsünüz, bir de şimdi Tarık Akın almasın yani. Şimdi Marmara İletişim'deyken ilk yılımda aslında hani Türkiye'de çok popüler bir şey değil ama üniversitenizde okuduğunuz, o formasyonu aldığınız bölmek, hobiler edinmek, bir şeyler yapmak, geliştirebilmek ve beslenmek çok kıymetli. Benim de tiyatrocu arkadaşlarım bu noktada çok motive ettiler. Yani evet bir alanda eğitim alıyorsun ama besle kendini. Başka alanlarda da faal ol diye. O dönemde Rıdvan abiyle beraber haber belgesel programları yapıyorduk. Bir dönem Enver Aysever'le Aykırı Sorular'da hakeza çalıştım. Şirin Payzın'la işte... Bütün o dönemdeki seçimler, Reyhanlı, Soma vesaire çok radikal yani Türkiye için çok önemli olaylarda orada olabilme imkanım vardı. Ve benim için hem tarihimize merak hem de işte ne bileyim sosyal medya vesaire bu alanlarda daha başka nereden bakabilirimin kaynağı bence oradan geliyor. Çok besliyor. Yani şu an gazetecilik yapmasam da oradan öğrendiğim araştırma yetisi bir karakter yaratırken nereden ilk başlamalıyım? Yani ne oluyor burada? Ne var? Nasılı? Besledi. Yani böyle kısa bir dönem, bir 3 sene kadar yaptım diyebilirim. Ya, o da 3 seneye de kısa dönem. Kısa değil. 3 ay diyeceksin gibi. Evet, neredeyse Z kuşağı olacakmış zaten. Peki, bu bir geçmişe bir nostaljik bir tarafın var senin değil mi? 80'lere bayılıyorsun, Yeşilçam filmlerini çok seviyorsun. Plak hastası. Plak koleksiyonu. Var mı turntable'ın yani o var. Plakları dinliyor musun yoksa numara mı yapıyorsun? Yok, yani Spotify'dan dinleyip ama plaklarını göstermek. Eve gidince fotoğraf atacağım size. Ben babamdan aldığım... Nereye atacaksın fotoğrafı? Size WhatsApp'tan fotoğraf atacağım. Ay, çok da, ben takip biz var mı telefon numaralarımız birbirimizde? Yayından sonra alırız. Söz alıyorum şu anda. Peki. Ama öyle bana bir şeyde sürekli fotoğraf falan atma. Ya yani pikaplara atabilirim isterseniz. Hayırlı kalırız. Yani. Yanlış bir yere gidiyor şu an. Babamın doğal bir pikabı vardı. Ben onu eskiden herkesin doğal pikabı vardı. Başka pikap yoktu çünkü. Yani onda onu görmek ve oradan beslenmek. Ama baban beslenmek. Gençtir herhalde. Baban hayatta mı? Babam hayatta. Hayatta. Umarım kaç yaşında baba? Babam kaç yaşında? Ya 63'ü var. 63'ü var. Evet. Emin değil misin? Emin değilim şu an. Bir anda hazırlıksız yakaladım. Hiç sormamışım çok uzun zaman oldu. Evet, babaların yaşları pek sorulmuyor. Ya şundan dolayı aslında babamın kemik yaşı 60'larında olabilir ama
Her an iletişim kurabilir. Beni dinle. İnanılmaz genç bir adam. Babasıyla ilgili bir kemik yesen tabirini kullanan bir insan ilk defa. Biz öyleyiz. Evet. Sen ruhu ergen kalıyorsun. Çok acayipmişsin. Ya. Onları oldum bundan. Çok 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 zeki kız. Peki. Şimdi Muzo seni geçiyorum şu oyuna biraz. Tamam tamam. Oyunla ilgili konuşmak istiyorum zorla. Ben de araya girip konuşuyorum sürekli. Sayılıyoruz. Peki. Şimdi zorla tamam. Güzellik olmazın elindeki notlarda diyor ki şaşılacak bir ülkenin yaşanmadık bir zamanda kadınlar ve erkekler her alanda eşitti. Ama erkekler tekrar bir adım öne geçmek istedi. Fantaziniz bu. Evet. Çok güzelmiş. Oyun baskıcı bir toplumun sistemin içine sıkışmış sıradan kadınları ve sıradan bir kadının bile sisteme baş kaldırmasıyla nelerin değişebileceğini komedi içeren bir dille anlatıyor. Kendi yolunu seçmiş, genellemeleri bozan ve toplumun dayatmalarına boyun eğmeyen tek bir kadının ya da bireyin gücü tüm dünyayı değiştirmeye, güzelleştirmeye yeter önermesi altında kadın hakları ve cinsiyet eşitsizliği ve üzerine sözü olan distopik bir komedi. Evet. Ne manyakça distopik bir şey yapıyorsun. Evet. Hem distopik bir oyun hem komedi. Ya ki olmaz genelde. Evet. Ve yine bu kadın. Şimdi Muzo kadınlar iyi ki ülkeyi ve dünyayı ele geçirmeye başladılar ve bu tiyatrodan başladı. Benim sürekli örnek verdiğim bir şey var. Şu anda İstanbul'da 3 Medea aynı anda oynanıyor. Yani bazı kadınlar, iyi sanatçılar medyayı temize çekiyorlar. Medyaya tekrar yaklaşıyorlar. Bir mitolojik kahramanı temize çıkarmaya çalışıyorlar. Kadınlara bak. Bayılıyorlar bunu oynamaya. Ezberler yapılıyor, yönetiyorlar, şunu yapıyorlar. Şimdi bu oyunda böyle bir şey görüyorum. Sonra bu anne kızda böyle bir şey görüyorum Romeo ve Juliet'te. Sonra bu kızda böyle bir şey görüyorum. Sonra bu kızda böyle bir şey görüyorum falan. Yani kadınlar iyi ki ele geçiriyorlar. Bu hakimiyetleri. Evet. Hatta bu oyunda da mesela çok önemli bir şey. Bu kadınlar üzerine kurulu ama şu da var. Bir referandum yapılıyor. Referandumun konusu şu. Kadınların genetiği değiştirilsin mi? Bir hormon yüklenecek ve kadınlar erkeklerin istediği kıvama gelecek. Evet, böyle bir oyunun aslında ilerleyen asıl ana... Distopik olması mı? Buradan distopik. Evet. Tabii diyor ki bir referandum var ve referandum sonuçlanacak. Ve sonuçlanmak üzere. Ya da, evet, üzere ya da. Ve deniyor ki kadınların genetiği değiştirilsin. Genetiği değiştirilmesinin karşılığı da şu. Robot olacak. Yani erkeklerin istediği kıvama gelecek. Kariyer planı istediği kıvam neyse işte onu da tartışabiliriz. Tabii ne istiyorsa. Evet. Zaten tek bir robot olacak kadın. Bir kadın robot olacak. Bir çip olsa bunu alacak. Tabii aslında. Erkek var. Aynen. Yani. Abi bir şey soracağım. Bunun için oyunda bir salak erkek tiplemesi olabilir. Sen değilsin değil mi? Beni. Yapma ya. Evet. Salak demeyelim de şöyle. Aslında değil. Değil. Salak değil. Aslında bildiğin tipik. Tipik. Yani bu tür şeyler rahatsız eder beni ama sıradan, hiçbir vasfı olmayan ama kendini vasıflı sanan bir karakter bu. Yani vasıflı olmaya çalışan. Küçük siyasetçi bu. Siyasetçi. Bir bildiğiniz siyasetle uğraşan bir bilgisiz bir adam aslında. Ya, ya siyaset kültürü almamış. Atıyorum. Ne olabilir? Bir insan bir şey olmak ister kuşkusuz da. Bu adam siyaset bilgisi almamış. Kadınlara bakış açısı tamamıyla erkek egemen bakış açısıyla böyle bir karakter. Bunun için kötücül. Aslında sevimli ama kötücül. Komik ama. Bayağı kötücül tabii. Yani kötü. Yani adamın içi mi kötü? Yoksa ya, zaten yara, sosyal hayat, sosyal statüsü işte mü değil? Kadının... Sosyal statüsü olarak adam kötü bir yerde. Siyasetçi bu adam aynı zamanda. Benim var anlamadığım şey yani bu kadar gerizekalı. Acı nasıl bir şey? Bu kadar gerizekalı despot ve kadınların hem evlilikte, hem iş hayatında, hem siyasette erkeklerin ve kadınların beraberce şikayet ettiği bu kadar gerizekalı adamı da kadınlar yetiştirmiyor mu? Yani buna da şaşırıyor. Kadınlar anne oldukları zaman bu özellikle annelerin erkek evlatları şımartmasının sonu yok. Bu kadar gerizekalı bu yüzden topluma karışıyor her sene. Her sene yani topluma karışıyor dediğim adamlardan bahsediyorum. Yani ya aslan oğlum toplumsal pozisyonlarda
işte kolluk kuvveti içerisinde, hizmet sektörü içerisinde, siyaset içerisinde, üniversitede hoca olarak ya da eş olarak ya da baba olarak bu kadar gerizekalı adam. Bu şu anneler sayesinde. Kesinlikle. Mesela oyunda da bu var. Mesela var mı benim bu? Benim karımı oynayan, benim siyasi kariyerimin yükselmesi için çaba gösteren ve buna ayak uydu ve bunu aslında bunu destekleyen bir kadın. O çok çok doğru, çok güzel bir şey. Birçok farklı kadın tipi var aslında. Mesela benim oynadığım karakterde güzellik ve şöhret baskısı olan bir kadın ki günümüzde çok fazla onaylanma ihtiyacı hisseden kadın olduğu için sadece güzel olmaya, şöhret olmaya ve dolayısıyla kimin ne yaptığıyla dedikoduyla ilgilenen, tamamen ona fokuslanmış bir kadın benim karakterim. Aynen. Fatma'nın keza öyle değişik. Çok değişik bir karakter. Yani bu kadınlarda bir anormallik var ama şu an söyleyemediğim için spoiler olmasın diye bir anormallik var ve hepsinde farklı. Aslında bana şimdi anlattıkları hiç distopik gibi. Biraz önce söylediğiniz distopik. Ama bu söyledikleriniz tamamen aslında günümüzdeki yaşadığımız kadın. Biz sadece tarih vermiyoruz, zaman vermiyoruz. Diyoruz ki ülkenin birinde. Yani ülkenin biri belli yani. CHP'nin açılımı nedir onu merak ediyorum. Genetiği değiştirilmiş kadınlar hormonu. Tamam. Yani ve bu kadınlar bu referandumu durdurmak için işte devlet başkanını kaçırmaya teşebbüs ediyorlar. Çünkü çok böyle kadın var. Gerçekten yani. Ay çok heyecanlıymış. Erkeklerin böyle olmasını sağlayan kadın çok var yani. Hani böyle maço, kaba, hot zot, hani barzo tipler diyoruz ya. Onlara gerçekten prim veren kadınların sayısı da çok fazla. Çok mesela ben bu karakteri maalesef çok fazla. Keyifli aferizmaları var yani aslında. Evet, bayağı hani inceden de olsa böyle dokundurduğumuz bir duruşu var yani. Tatlı hakikaten bir duruşu var. Bir şeyi var, önermesi var yaptığımız. Ya bence yani bu parçalanmış aile, yani çekirdek aile halinde yaşamlar, işte evlenip bir stüdyo daireye taşınma ya da sonra boşandıktan sonra annelerin işte eşten ayrı olarak yalnız başına kız ya da erkek çocuğu yetiştirmesine izin verilmemeli. Yani büyük ebeveynler, halalar, teyzeler, yani biraz daha gün görmüş insanların bunların yanında olması lazım. Hatta özellikle evli çiftlere tek başına kalma izni verilmemesi lazım. Çok salakça bir şey çıkıyor. Yani toplumdaki bu değişme, yani buna erozyon de, deformasyon de, ne dersen de, ya ben bunda bu konuda hüküm verecek bir şey de değilim, bir otorite değilim ama hep gözlemlediğim şey bu. Yani bir sağduyu olması lazım başka bir yerden. Ya evladım çocuğu bu kadar çımartma diyecek falan bir tip olması lazım. Yani bu çocuk ileride zarar görür senin bu şeye. Belki bu çocukluk yıllarını mutlu geçirir ama ileride zarar gör diye. Ya da yeni evli çiftlere baş başa kalmasına o kadar izin vermemek lazım. Çocuklarla ilgili bir şey yani söylemek istiyorum. Çok saçma sapan. O kadınlar da kocalarını o hale getiriyorlar. Erkeğin ve onların falan. Evet. Hani anladın mı? Öyle bir şey de çok farklı, çok değişik değil ama benzer bir şey söylemek istiyorum konuyla. Mesela bizde yaygın olan bir şey var. Diyor ki mesela adam, Anadolu'da daha yaygındır bu. Arabasının arkasına babam sağ olsun der yazar çocuk. Babam sağ ol. Lan niye, tamam baban, yani niye baban sağ olsun? Sen bireysin. Sen sağ ol, ben aldım de. Ya da sen al yani. Hani böyle bir kültür de var biliyor musun? Ha. İşte onun, o adamı oynuyorum ben. O adamı, o çocukları olan babam sağ olsun. Babam sağ olsun. Arabayı almış. Arkada yazıyor. Babam sağ ol. Sen al. Sen niye babana bu kadar şey yapıyorsun baba? Hani baba, ebeveyn, karısı, çocuklar ilişkisi olan bir adamın kafası aslında biraz da bu. Mesela ben bu oyunu okuduğumda, bu karakteri okuduğumda onu düşünmüştüm kendi kendime. Dedim ki lan babam sağ olsun deyip övünen bir adam, çocuk ailede. Bir tane baba, bir de dediğin gibi onu gazlayan, ona sürekli yön veren siyasi, ne başka bir şey de olabilir, sürekli onu yönlendiren bir kadın, bir aile yapısı. Tuhaf. Şimdi bu da anne baba, hani evlat derler ya, atsan atılmaz, satsan satılmaz. Anne baba, o karakterin annesi babası, tamam evladı bu ortada. Ama bir kadın bunu nasıl seviyor? Problem orada yani. O adam nasıl evlenmiş? Demek ki kadında bir problem var. Onu da seven bir kadın var yani. Yani abi, bütün bu adamları niye sevsin kadınlar var. Evet, belki de kadın. Ya ben hiçbir erkeğin mesela, yani biraz hayat tecrübesi bana şunu gösterdi. Her salağı seven bir kadın var. Ve o kadınlar salak değil. Yani her şeyin bilmem ne gözünün kör bir alıcısı öyle var. Bir şey var ya. Her satıcının bir topal alıcısı var. Maşallah. Yani, kör alıcısı olur değil miydi o ya? Ne? Yani ama öyle değil yani. Kadınlar herhalde diyorlar ki yani malzeme bu, yani ne yapacağız, hani bir saniyede biz olacağız. Çünkü
erkeğin aslında bir genetik problemi yok. Yani bir programı yok. Kadının bir genetik programı var. Ya doğurmak istiyor ya da hormonal bir şeyler var filan. Yani genç kızlıktan itibaren bir düzene giriyor kadınlar. Bir, yani kendi doğasını yaşamak gibi bir şey. Bir de herifler var, salaklar. Ne olduğunu anlamayan, hani yağmur yağdı ıslandık filan gibi hayatı, doğayı algılayan, yani kadın gibi doğayla bütünleşmeyen. Enteresan bir şey. Aslında baktığımızda şimdi böyle konuşurken seni dinlerken bir yandan şey düşündüm. Şimdi belgeselleri izlediğinde de belgeselde baktığında bir dişi için birbirine giren erkekler. Yani sistem ve dişi hangisi güçlüyse onu seçiyor. Tabii ki. O da işte o program. Yani bizim insana vurguladığında bunu yansıttığında acaba hani maddi anlamda güçlü olanı mı seçiyor kadın? Çünkü bak çok güzel söyledin, bak. Hanzo'yu mu seçiyor? Mağarada yaşıyor bak. Daha Hanzo'yu yazıyor. Seçebilir eğer çocukların geleceği açısından iyiyse. Tabii. Ha, evet, onu da yapabilir. Yani şey değil o. Tabii ki bir aslan gibi ya da bir geyik gibi seçmiyor onu, insan. Onu Hanzo olarak da görmüyor belki. Tabii. Ya mağarada yani diyorum, onu mağarada kendince güzel görüyor. Mağarada yaşıyor. Hiçbir şey bilmiyor. Dil yok, şu yok, yazı yok. Büyük aslanı getiren kim? Getirince dişi de diyor ki büyük aslan o getirdi. Büyük kaplan o getirdi. Yani yiyeceği getiren. Yani hayvani güdüler. Güdüler. Öyle bir şey. Tabii ki. Çok çok doğal. Evet. Hayvani güdüler. Şimdi aslanlarda, kaplanlarda genelde dişiler avlanıyor. Adamlar yatıyor ama yani neyse. Hayır. Erkekler için söyledim bunu. Erkek biraz adamlar biraz aslanlarda daha böyle bir oranın bodyguardı falan gibi bir şey. Taşın üstüne çıkıp oturup şey yapıyor ya. Ama onların sonları çok üzünlü. Tabii. Dişi aslanlar gibi değil. Yani iki tane oradan ve de o genç aslanlar da baba aslan tek başına ama evet. Genç aslan genelde baba aslanın ailesini elinden almak için yaşlandığı zaman o genç aslanlar, yeni kuduruklar geldikleri zaman ikişer üçer geliyorlar. İkişer üçer geliyorlar ve baba aslan onlarla dövüşüp yani ya kuyruğu kısırıp gidiyor hakikaten mağlup olacaksa ve ölmeye gidiyor zaten. Yani başka bir aile kuracak evet. Hali yok ya da fena dayak yiyor. Çok fena. Philadelphia dayak. Grubu onlar. Ha? Philadelphia grubu onlar. Ne demek o bilmiyorum. Böyle grupları var bu aslanların. Ben bir hadi be. Tabii belgesel izliyorum. Aa. Grup grup bunlar. Philadelphia işte bilmem ne şu bu böyle isimlendirilmiş ve onların bir yaşam alanları var ve onların hakikaten karşı karşıya İbriyle. Geldikleri bir evet, şey. Evet, o gençler var. Geliyor ve hemen şeyde yavrular yeni doğmuşsa onları parçalıyorlar. Benim gelen sadece mi? Bu tabii gelen yeni ailenin yeni reisi ama evet. Dişiler değişmiyor. Aynı dişiler ve evet. Dişiler tamam yeni gelen eğer baba aslanı gönderdiyse kabul buyurun ediyorlar. Efendim buyurun diyor. Ve çocuklarını parçalıyor ki dişiler çiftleşmeye devam etsinler diye. Siz zaten dediniz ya mesela araba konusunda babam sağ olsun aha. Demek yerine o kişi kendi alsın arabayı. Tabii şimdi, annelere ve kadınlara eleştirmeyi bir perspektif bunu alıyorum ama neden mesela erkekler o Hanzo dediğimiz tırnak içinde o erkekler babam sağ olsun annem sağ olsun demek yerine kendi burada ben Hanzo'yum galiba bir bilinçle değişime gitmiyor. Yani sorumluluk alacaksak bunu kimse kendine karşılıklılık olması ya. Bence çok birey olmak, yurttaş olmak, birey olmak, yurttaş olmak. Yani çok değil. Tekelleşiyor. O sırada baba nerede mesela? Yani Özge bence şu birey olmakla ilgili bir şey. Hayatının sorumluluğunu almak. İnsan olmak kitabında geçer. Şimdi kadınlar sorumluluğu almalı ama erkekler babam mı sağ olsun? Her şeyi de kadından beklemem. Yani. İşte doğru birey olmak. O beni biraz orada tekelleştirmek rahatsız ediyor açıkçası. Kadın olmuyor. Adil olsun. Yani. Şöyle kul kültürü aslında benim söylemek istediğim kul kültürü bu şuna da yansıyor. İşte aileye de yansıyor. Yani diyor ki babam var ve kul kültürü. Ya baban olabilir tabii ki annen de olabilir ama senin yurttaş olman lazım. Senin birey olman lazım. Babam sağ olsunla hiçbir şey yürümez ki. Buna hemfikirim sizle. Yani maalesef bu yaygın. Bireysel sorumluluğunu alması gerektiğine elbette. Çok inanıyorum. Şimdi bu noktada evet belirli bir yaşa gelene kadar vakıf olmayabiliriz. Çocuk olmanın, ergen olmanın işte bu süreçte tabii ki de bir araştırma aşamasındayız ama belli bir süreçten sonra herkesin bu farkındalığa bir şekilde erişmesi gerekiyor. Bence sadece anneye problem, indirgediğimiz zaman ben bunu adil bulmuyorum. Elbette, yani karşılıklılık ve adalet ihtiyacı duyuyorum. Evet. Yani baban sağ olsun diyorsa. Evet. Cehalet. Evet. Çünkü ne öğretildiyse ailede, nasıl bir toplumdan ya da nasıl bir gelenekten, görenekten geldiyse bu devam ediyor. Bunu kazıyabilmek için, bunu temizleyebilmek için tek yapılması gereken iyi bir eğitim sistemiyle, evet.
mümkün olduğunca toplumları eğitmek. Ya bir de değişmiyor. Yani cinsiyete indirgemek yerine biraz daha eğitim, farkındalık. Yani şu an sosyal medyayı çok konuştuk. Valla eğitimde o kadar çok faydası var mı bilmiyorum ama özür dilerim. Estağfurullah. O kadar eğitim tabii çok önemli de. Valla şunu yani vardır ama bence biraz. Yani bence korkmuş tabii ki. Bizim kültürümüze yani aile eğitimi. Bunu dediğimiz zaman o zaman. Öncelikle. Çünkü tabii ki yetişti. Bence evlenmek için de ehliyete gerek var. Çocuk sahibi olmak için de ehliyet. Yani bu ehliyetlere sahip olabilmek için tabii herkes eğitilebilir mi, eğitilemez mi? O da var. Bazıları da eğitilemiyor. Ebeveyn olarak konuşuyorum çocuk sahibi olarak. Dünyanın en zor şeyi birini eğitmek. Onu eğitebilmek için önce kendini eğitmen gerekiyor. Ben çocuk sahibi olduktan sonra da eğitime gerçekten ihtiyaç duydum. Çünkü onun hayatının rol modeli oluyorsun, örnek oluyorsun. Senin yapacağın her şey onun için doğru, belli bir yaşa kadar. O zaman hassas bir insan olarak doğru olmak zorundasın. Kendini de eğitmek zorundasın ve kendini de şifalandırmak zorundasın. Zaten ebeveyn olmak bir yandan da insanı şifalandıran bir şey benim için. Evet. Aynen, benim 4 yaşında işte ikizlerim. Şu an bir soruya vereceğim cevabı bile o kadar düşünüyorum kadar ki önemli, yanlış bir şey söyleyip de çocukta farklı bir algı yaratırım işte diye. Dürüst olmak mesela ilk yaptığım şey. Bilmiyorsan bilmiyorum, birlikte öğrenelim. Evet. Bilmiyorsan. Ya bu arada Hülya, senin devlet tiyatrosuna sen en genç katılan oyuncu musun? Yani tarihinde olabilir mi? Bu 17 yaşında mı? 17 yaşında. Nasıl olabiliyor böyle bir resmi bir kurum ve devlet kurumuna, devlet memuru olarak? Zaten memur olamadım yaşımı doldurana kadar. Evet, 18'den önce. Konservatuara da çok genç yaşta. Konservatuara da çok erken girdim. 13 yaşında girdim. Benim girdiğim dönemde henüz üniversiteye bağlanmadığı zamandı. 5 yıllık da eğitim. 3 yıl orta, 2 yıl yüksekti. Yıl sonu çocuğuyum. İlk aslında okula erken yani, başladım derken. 65 doğumlu, benden bir yaş küçük. Evet. Ama o kadar erken şey, her şeyi o kadar erken yap. Ama şimdi kızın da senin gibi, o da çok erken, başrol oynadı. Çok erken her şeyi yaptı. Ne olacak? Niye böyle hemen hemen her şeyi yapıyor? Bir acelecilik, bir hız, bir tez can. Zaten arkadaşlarımın arasında Hülya tez canım. Evet. Tom karın. Canım tez. Evet. Biraz hızlı oldu ama hep bir avantaj oldu benim için. Tabii ki dezavantajları da oldu. Çünkü ben ortaokul mezunuydum, konservatuvara girdim. 4 yıl içinde hem liseyi hem üniversiteyi bitirdim. Çünkü o yönetmeliğe uyabilmek için dışarıdan liseyi bitirdim. Ne kadar? Evet, 17 yaşında üniversite mezunu aynı. Özel yetenek sınavıyla girdim konservatuvara. Çok acayipmiş. Çok acayip hakikaten. Peki şimdi bir de ben bugün onun böyle bir billboard gibi bir şey de gördüm. Ya da bir elektronik boardta. Ego Fox TV'de başlayacak. Orada da rol alıyorsun. Bir yandan bu Romeo Juliet şimdi başlıyor. Evet. Başka aynı anda başka bir şey var mı? Aslında ben sezonda 4 oyun oynardım ama BK'dan sonra kendimi fazla yormadım. Bu yormadı hali. Vallahi bravo. Vallahi çok acayip. Bravo. Bir ara 4 oyun oynuyordu gerçekten. Evet. Çok acayip. Çok i̇ki özelde iki devlet. Yani, ki devlet tiyatrosunun temposunu bilirsin oynadığımız tempoları. Evet. Evet, yani iki oyunda birden oynuyordum devlet tiyatrosunda. İşte böyle olunca biz ödenekli tiyatrolarda aslında özel tiyatrolarda biz özel tiyatrolardan ödenekli tiyatrolardan da konuklarımız oluyor ama özel tiyatrolarda mesela şey sayıldığı zaman işte ne zaman oyun oynuyorsunuz sayısı, şekerim? Evet. İşte ayda iki ya da üç oyundan söz ediyorum. Sadece şu tarihte şurada, bu tarihte burada filan. Halbuki ödenekli tiyatrolarda haftada kaç gün oynuyorsunuz? Şimdi? 7 oyun oynuyoruz. Ya. Evet. Haftada 7 oyun. Yani, matine suare de var çünkü. Matine suare var. Pazar matinemiz var. Evet. Bazı durumlarda çocuk oyunlarımız da olabilir. Öyle olduğu zaman pazar günü 11'de çocuk oyununu oynarsınız. Oradan çıkıp matine suareye geçersiniz. Benim devlet tiyatrosunda öyle bir sürecim oldu. Cumartesi bir çocuk oyununda, pazar bir çocuk oyununda oynuyordum. Yani bir cumartesi matine suare de olduğu için diğer oynadığım oyunda 3 oyun oynamış oluyordum bir cumartesi günü. Ertesi günde pazar günde başka bir çocuk oyunda oynuyordum. Diğer günlerde zaten o oyunun, da çok acayip oyunun, bir pratik ama. Oyunun yani kendisini oynadım. Nasıl zor, acayip, nasıl zor çok acayip. Ya zor değil aslında. Yani. Çünkü bu tiyatro makinesi aslında çalıştıkça oyun daha da güzelleşiyor ve ya kesinlikle. Tiyatronun güzel tarafı şu. Belki
Tiyatrocuların da ben arada çok uzun, çok arada sırada tiyatroyla ilgilendiğim bir zaman oldu. Hep medyadaydım işte senin gibi. Ama şunu belki seyirciye de söylemek gerekiyor. Yani bir oyun, 10 oyun, 20 oyun sonra gittiğinizde aslında ilk izlediğiniz oyun değil. Yani eğer izleyip beğendiyseniz ona bir daha gidin. Kesinlikle. Hele hele premierine gittiyseniz, ilk 10 oyunda gittiyseniz tekrar gidin, tekrar gidin. Çünkü tabii ki sinema bambaşka bir disiplin ama tiyatro disiplininde de şöyle bir şey var. Siz de biliyorsunuz. Evet. Siz de biliyorsunuz. Yani tiyatro disiplininde aslında oyuncuların sevdiği şey şu ve hep sorulan şey, hep aynı oyunu mu oynuyorsunuz? Aslında her gece. Evet. Evet. Ve hayır aynı zamanda. Yani hep aynı oyunu oynamıyoruz. O oyun daha da yetkinleşiyor. O yüzden tiyatro oyuncusu sinema oyuncusundan farklı olarak daha entelektüel, daha yetenekli değil aslında. Daha tecrübeli, daha iyi oynuyor. Hakim yeni açık oldu. Çünkü sen çok oynuyorsunuz. Abi düşünsene. Yani diyelim ki bir oyunda 100 kere oynadın oyunu. 200 kere oynadın, 300 kere oynadın. Şimdi bunu dizi ya da sinema işiyle karşılaştır. Bir tanesinde evet. Bir prova, bir iki prova, bir kere kayıt. Öbürü evet. Defalarca hep birlikte oynuyorsun. Defalarca prova yapıyorsun. Aynı oyun olmuyor izlediğiniz. Olmuyor. Ya bir de o 20. oyunda bile bir şey buluyorsun ya yeni. Çok alakalı. Yani seyirci değiştiriyor de oyunu. Evet. Peşinde koşuyorsun. Oyunu seyirci oturtuyor. Her bir oyunda olabiliyor mu? Yolda, yolda tabii. Ya, daha çözecek kadar mesela, çok şey var. Şu oluyor. Bir tane daha çok daha iyi biliyor. Devam ediyorsun. 1500 kişi. Biz değil mi? 1500 kişiydi. En son Ankara'da bir iki hafta önce 1500 kişiye çıkınca benim böyle nevrim döndü. O enerji çok güzel oluyor değil mi? İnanamazsınız. Efsane. Bir de seyirci ya. Böyle. Çok güzel oluyor. Bazı yerlerde de biliyorsunuz. Ama Ankara seyircisi meşhur. Yani, yani şu dizi ya da sinema izleyicisi izlediği filmi değiştirecek hali yok. Bir kopya seyrediyorsun. Evet. Ama tiyatro seyircisi oyunu değiştiriyor. Oyunun temposunu değiştiriyor. Evet. Günlük olarak da değiştirebilir. Ayrıca çok, da evet. Provaları yapılmış bir oyun seyirci karşısına çıktığı zaman asıl orada oturuyor. Timingi, tabii, reaksiyonları, tabii. Oyuncunun hareketleri. Asıl seyirciyle beraber. Seyirci onun için ama sonuçta siz bir arkadaş orada. Rol reaksiyonu, hani ne zaman hangi reaksiyonu alacağınızı biliyorsunuz. Hayır, bazen anlamıyorsunuz. İşte çok mu değişiyor? En önemli şey bu. Hayır, oynadıkça o, oynadıkça artık hem seyirci değişiyor. Mesela hiç beklemediğim bir yerde seyirci reaksiyon veriyor. Sen sonra bir iki kere daha oraya reaksiyon verdiği zaman sen diyorsun ki ya burada bir reaksiyon geliyor. Dolayısıyla senin oyunculuğun ona göre değişiyor. Timingin değişiyor bazen yani. Zamanlama. Ya, bazen bir saniye ya, geç evet, söylüyorum ve bilmiyorum. Bazen diyorsun ki buna yerde. Kesin reaksiyon gelir. Çok iyi vermiş. O oyuncunun şımardığı zaman oluyor. İki kere oynuyorsun. Hayır. Gelmiyor reaksiyon. Bu oynadığım evet. Oyunda neredeyse. Değil mi yani gelmiyor reaksiyon. Şeylerimde reaksiyon alıyorum. Hı-hı. En son oyunda mesela. Çok acayip alması gereken %100 yani denediğim bütün her şeyi aldı. Son oyunda mesela asla gülmediler. Sen yani öyle bir denk geliyor ki. Sen yöntemin söylediği şey olmuştur. Beni de çok uyardı biz Amedios'ta oynarken. Bu oyuncu ya kendine güveniyor ya şımarıyor. Evet şımarıyor. Reaksiyon aldıkça daha çok altını çiziyorsun sözünün. Tabii. Daha çok altını çiziyorsun. Daha çok gösteriyorsun o neyse hareket ya da söz. Artık komik oldu. O yüzden de seyirci... Hemen yüzüne vuruyor gerçekten. Hemen kendine gel diyor. Yani. Toparla geldi. O yani o yüzden de onu yani ilk defa söylüyormuş gibi, ilk defa prova etmiş gibi bu sefer her şeyi tekrar başa almak zorunda kalıyorsun. O kadar altını çizmediğin zaman tekrar reaksiyon evet. Alıyor. Bu çok evet. Acayip bir şey. Bunu hiçbir hoca evet. Ya da evet. Usta oyuncu sana yaptırtamaz. Bunu sana seyirci yaptırtıyor. Ya işte bir oyun. Şımarma diyor çok yani. Çok güzel bir şey var. Şımarma diyor. Sahnede ayı göstermek gerekiyorsa ayı göstereceksin. Ayı ne kadar güzel gösterirsen ayı gösteremezsin. Oyuncu da böyle oluyor işte. Man, yani acayip şeyler öğreniyor. Altını çizip de işte oraya bastığın zaman sen o zaman oyuna hizmet etmiyorsun. Şımarmış bir oyuncu olarak başka bir şey yapıyorsun. Kendini gösteriyorsun. Güner gösteriyorsun. O suniliği seyirci al hemen alıyor. Ama mesela ben uzun süre çocuk tiyatrosu şey. Yaptığım için çocuk tiyatrosu yaptım. Böyle acık ama şımarmış. 5 10 günde başıma 10 tane geldi. Benim öyle de geldi. Bir şey. Yani onu yaşadım. Çocuklar da şöyle oynarken. İzliyor çocuklar. Çok, sınıfta çok izliyorlar. Yani kalabalık okul seni izliyor. Komedi sen mi? Oynuyorsun ama şöyle şey değil tabii. Zabıta oynamıyorsun. Hani polis molis diye bayağı bildiğin oyun. Şimdi oynuyorsun. Seni bizim seyirci gibi büyük seyirciler gibi değil. Mesela ayağım benim şeye spota değmiş.
farkında değilim. Yanıyormuş, tamam mı? Aa, duman çıktı. Farkında değil. Mesela dedi ki, aa ayağın yanıyor amca, abi işte ayağın yanıyor. Allah ayağım yanıyor hakikaten. Çat 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 filan. Yani seni uyarıyor. Çocuklar uyarıyor. Aa hiç komik değilsin diyor. Bu ne oldu filan diyor. Alkışlamıyor. Bana ne, ben gidiyorum. Abi öyle bir şey. Ya tatlı ki. Bizimkiler böyle ama hani. Tamam, bunlar bu sohbetten biz çıkamayız. Haydi iyi geceler, haftaya görüşürüz. BTC Türk Uykusuzlar Kulübü'nü sundu.